Burada bir kişi var. Ne ben ne de siz onun kim olduğunu henüz bilmiyorsunuz. Fakat burada Platon'un devletini okumak kendisi için Yale'deki en önemli entelektüel tecrübesi olacak birisi var. Bu içinizden birinin tekrar tekrar okuyacağı, kendisine sonsuza değin eşlik edecek bir kitap. Sizden yapmanızı istediğim şey bunu hatırlamanız. Belki o kişi sizsiniz. Belki, muhtemelen ya da siz. Tamam. Bu her şeyi başlatan kitaptır. Savunu, Krito, bunlar büyük konuya, büyük kitaba, devlete yönelik ısınma hareketleridir. Siyaset biliminde yazılmış, Aristoteles'in siyaseti ile başlayıp günümüze değin gelen diğer tüm kitaplar, şu veya bu şekilde Platon'un devletine bir cevaptır. Tüm bu tartışmayı başlatan bu kitaptır. Devlet hakkında söylenecek ilk ve en aşikar şey, onun uzun bir kitap olduğudur. Hayatınızda okuyacağınız en uzun kitap değil ama yeterince uzun. Esasen kısmen bu nedenle yaklaşık olarak kitabın yarısını okuyoruz. Daha spesifik olursam ilk 5 kitabı. Platon'un ideal şehri, Kallipolis adını verdiği şehir, adil şehir, güzel şehir, filozof krallar tarafından yönetilen en iyi şehir ile ilgili olan ve ondan neticelenen ilk 5 kitap. Kitabın ikinci yarısı kısmen farklı fakat eşit derecede önemli istikametlere dönmektedir. Ancak bu bölümleri okumak bu kitap için ayırdığımız zamandan çok fazlasını alırdı. Bu nedenle o kısmı siz kendiniz okuyacaksınız. Bu dersten başka bir ders alabilirsiniz. Devlet oldukça zihin karıştırıcı bir kitaptır. Göreceksiniz. İlk okuyuşta anlamı size açık olmayabilir. Eğer ona uygun sorular ve uygun bakış açısıyla yaklaşmazsanız bu kitap 10. okumada bile size anlaşılabilir olmayabilir. Öyleyse basit bir soru sorarak başlayalım. Devlet ne hakkındadır? Bu kitap neyle uğraşıyor? Bu Platon'un okuyucularının neredeyse en başından beri zihinlerini karıştırmış ve onları bölmüştür. Alt başlığın önerdiği üzere o, adalet hakkında bir kitap mıdır? O, bizim bugün moral psikoloji ve bu kitapta incelenen önemli bir konu olan insan ruhunun doğru düzenlenmesi adını verebileceğimiz şey hakkında bir kitap mıdır? Ruhları ve bizim toplumlarımızı şekillendiren tüm kültür alanı olarak adlandıracak olduğumuz mit ve şiirin gücü hakkında bir kitap mıdır? Yoksa devlet hakkındaki birçok sonraki kitabın önerdiği gibi metafizik ve varlığın nihai yapısı hakkında bir kitap mıdır? Formlar teorisi, bölünmüş çizgi imajı vesaire. Tabii ki o tüm bunların hakkında olmanın yanı sıra başka bazı şeyler hakkındadır da. Fakat en azından başlangıçta kitaba yaklaştığımızda onun yüzeyinde kalmalıyız. En azından başlangıçta çok derin kazmamalıyız. Geçen yüzyılın en büyük Platon yorumcularından birinin bir defasında dediği gibi şeylerin sadece yüzeyi o şeylerin özünü açığa vurur. Devletin yüzeyi onun bir diyalog olduğunu açığa vurur. O bir karşılıklı konuşmadır. Bir başka ifadeyle kitaba bir risaleye yaklaşır gibi değil fakat bir edebiyat veya drama eserine yaklaşır gibi yaklaşmalıyız. Devlet kapsam olarak Hamlet, Don Quixote, Savaş ve Barış, diğerlerini sizin düşünebileceğiniz edebi şaheserlerle karşılaştırılabilecek bir eserdir. Bir karşılıklı konuşma, bir diyalog olarak o yazarın katılmamızı, içinde rol almamızı istediği bir şeydir. Sadece konuşmayı takip eden pasif izleyiciler olmaya değil, bir gece boyunca devam eden bu diyalogda aktif katılımcılar olmaya davet ediliriz. Belki de bu kitabı okumanın en iyi yolu tıpkı bir oyunu okurkenki gibi kendi kendinize veya arkadaşlarınızla yüksek sesle okumanızdır. Biraz daha ileri gidelim. Devlet aynı zamanda bir ütopyadır. Bu kelimeyi Platon kullanmaz.
O birçok yüzyıl sonra Sir Thomas More tarafından uydurulmuştur. Fakat Platon'un kitabı bir ütopyadır. Bir tür ekstremdir. Siyasetin uç bir vizyonunu sunar. Devlet, polisin uç bir vizyonunu sunar. Kitabın rehber ilkesi karşılıklılıktır. Bunu daha detaylı inceleyeceğiz ve eminim siz de tartışma bölümlerinde bunu tartışacaksınız. Kitabın rehber ilkesi karşılıklılık. Şehrin parçaları ve ruhun kısımları arasındaki simetridir. Şehirdeki uyumsuzluk tıpkı ruhtaki ahenksizlik gibi en büyük kötülük olarak kabul edilir. Devletin amacı, deyim yerinde ise bireyi ve toplumu uyumlaştıran bir adalet kavrayışı üzerinde temellenen ahenkli bir şehir oluşturmaktır. En iyi şehir zorunlu olarak en iyi, en üstün bireyi üretmeye çalışan bir şehir olacaktır. Platon'un buna meşhur cevabı, bu şehrin, her şehrin çatışmadan, hizipçi kavgadan, onun meşhur formülüyle, krallar filozof ve filozoflar kral olana değin asla bağışık olmayacağıdır. Devlet, bizden filozoflar tarafından yönetilen bir şehrin neye benzeyeceğini ciddi bir şekilde düşünmemizi ister. Bu bağlamda savunu için mükemmel bir son söz gibi gözükmektedir. Hatırlayın, savunu felsefeye, filozofa ve felsefi yaşama şehirden gelen tehlikeleri görmüştü. Devlet bize eğer Sokrates veya onun gibi birisi tarafından yönetilseydi şehir nasıl olurdu sorusunu sorar. Filozofların yönetimi nasıl olurdu? Sokrates kitabın açılış bölümleri boyunca böyle bir şehrin şiir ve teolojinin sert bir sansürünü, en azından şehrin koruyucu sınıfı içinde özel mülkiyet ve ailenin ortadan kaldırılmasını, bugün muhtemelen ideoloji veya propaganda olarak adlandırılabilecek seçici yalanlar ve mitlerin kullanılmasını siyasal yönetimin araçları olarak zorunlu kılacağını söyler. Bir ütopya sunmak şöyle dursun, devlet en iyi şehrin bir distopyasını, bir anlamda yergisini sunar gözükmektedir. Nitekim modern siyaset biliminin büyük bir bölümü Platon'un mirasına karşı çıkar. Bizim anladığımız biçimiyle modern devlet, sivil toplumun yönetici otoriteden ayrılmasına dayanır. Bizim özel hayat dediğimiz şeyin tamamı devletten ayrılmıştır. Fakat Platon'un devleti, özel alan için böyle bir ayrılığı, bağımsızlığı tanımaz. Bu nedenle Platon, sıklıkla modern totaliter devletin bir habercisi olarak sunulmuştur. Uzak bir üniversitedeki meşhur bir profesörün devleti anlattığı derslerine "Şimdi faşist Platon'u inceleyeceğiz" diyerek başladığı söylenmiştir. Nitekim, geçen yüzyıl Platon hakkında yazılmış en etkili kitaplardan birinin, Karl Popper adlı Viyanalı bir göçmenin Soğuk Savaş'ın doruğunda ve tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nın kapanışının sonunda olduğu 1950'lerin başlarında kaleme aldığı Açık Toplum ve Düşmanları adlı kitabın popülerleştirdiği görüştür bu. Popper, hem Stalin'in Rusya'sında hem de Hitler'in Almanya'sında totaliteryenizm tecrübesinin nedenlerinin neler veya müsebbiplerinin kimler olduğunu bilmek istiyordu. Bu araştırma neticesinde bu soykütüğünde sadece Hegel ve Marx'ın önemli olmadığı fakat bunun aynı zamanda Platon'a, özellikle Platon'a uzandığı sonucuna ulaşmıştır. Popper çok iyi değil ama tutkulu bir şekilde yazılmış olan bu kitapta Platon'u bir tür totaliteryan diktatörlük kuran ilk kişi olmakla suçlar. Bu doğru mudur? Siz okudukça keşfedeceğimiz üzere Platon'un devleti çok özel bir tür cumhuriyettir. Devlet, bizimki gibi bireysel özgürlükleri maksimize etmeye adanmış bir rejim değildir. O, vatandaşlarının eğitimini, üyelerinin eğitimini en üstün görevi olarak koyan bir rejimdir. Devlet, Yunan polisi gibi bir tür eğitsel birlikti. Onun temel ilgisi, temel hedefi, vatandaşlarının kamusal liderlik pozisyonları ve yüksek siyasal sorumluluklar için eğitilmesiydi. Hatırlamakta daima fayda olan şey, Platon'un
her şeyden çok bir öğretmen olduğudur. O ilk üniversitenin, akademinin, daha sonra göreceğimiz üzere diğer pek çok kimsenin yanı sıra Aristoteles'in okumaya geldiği, Aristoteles bunların en meşhurudur, Platonik Akademinin kurucusudur. Platon bu okulun kurucusudur. Daha sonra bu okul tüm Yunan dünyasındaki ve daha sonra tüm Roma dünyasındaki felsefi okullara kaynaklık etmiştir. Roma'nın düşüşüyle birlikte Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında bu felsefi akademiler, bu felsefi okullar Orta Çağ manastırları tarafından bünyelerine alınmıştır. Bunlar da daha sonra Bologna, Paris, Oxford gibi yerlerdeki ilk Avrupa üniversitelerinin temellerini oluşturmuşlardır. Daha sonra bu üniversiteler yeni dünyaya nakledilmiş ve Cambridge ve tabii ki New Haven gibi şehirlerde kurulmuşlardır. Bugün bu üniversitenin Platon'un akademisinin doğrudan devamı olduğunu söyleyebiliriz. Hepimiz Platon'un mirasçılarıyız. Bunu bir düşünün. Platon olmadan Yale olmazdı. Bugün biz burada olmazdık. Bunun gerçek olduğunu düşünüyorum. Bir an bunu düşünün. Esasında bu konuda bir şeyler daha söylememe izin verin. Platon'un devletinin kurumsal ve eğitsel gereklilikleri Yale gibi bir yerle pek çok özelliği paylaşmaktadır. Örneğin hem Platonik Kalipolis'te, adil şehirde, hem de burada erkekler ve kadınlar liderlik, cesaret, öz disiplin ve sorumluluk kapasiteleri nedeniyle görece genç bir yaşta seçilmektedirler. Onlar birkaç yıl birlikte yaşayarak, ortak yemekhanelerde birlikte yiyerek, birlikte spor yaparak ve birlikte ders çalışarak, tabii ki ebeveynlerinin gözetiminden uzakta geçirmektedirler. En iyileri, ileri düzeyde eğitim almak ve nihayet kamusal liderlik ve sorumluluk pozisyonları üstlenmek için seçilir. Tüm bu süreç boyunca onları orduda ve kamusal hizmetin diğer kollarında önemli pozisyonlar üstlenmeye yönlendirecek zorlu bir ders ve fiziksel eğitimden geçerler. Bu size hiç tanıdık geliyor mu? Gelmeli. Bunu başka bir şekilde ifade edeyim. Eğer Platon bir faşist ise siz nesiniz? Tabii ki Platon bir ekstremisttir. O fikirlerini en radikal sonuçlarına kadar takip eder. Filozof olmak işte budur. Fakat o aynı zamanda bir tür okul tanımlıyor. Platon, politeia veya devleti, nitekim kitabın orijinal Yunanca ismi budur, politeia veya rejim, ana amacı bir toplumun rehberliği ve liderliği için hazırlık olan bir okul olarak görür. Bu konuda bana inanmıyorsanız, Platon'un devletinin en önde gelen okurlarından Jean-Jacques Rousseau'nun sözlerini belki dikkate alırsınız. Rousseau, Emir adlı eserinde şöyle yazmıştır. Kamusal eğitim hakkında iyi bir fikir edinmek istiyorsanız, Platon'un devletini okuyun. O, kitapları sadece başlıklarıyla yargılayanların düşündüğü gibi siyasi bir deneme değildir. Fakat eğitim üzerine şimdiye kadar yazılmış en iyi, en güzel eserdir. İşte böyle. Şimdi kitabın kendisine göz atalım. Sadece göz atalım. Fazla ileri gitmeyeceğiz. İlk satır ile başlayalım. İlk satırın ne olduğunu kim hatırlıyor? Hadi ama. Bunu biliyor olmalısınız. Kitaba bakıyorsunuz. Kopya çekiyorsunuz. Pire'ye indim. Pire'ye indim. Neden Platon bu satırla başlıyor? Duyduğum bir hikaye var. Tamamıyla doğru olduğundan emin değilim. Fakat en azından meşhur bir Alman filozofu hakkında güzel bir hikaye. Heidegger, devleti ilk kez okuttuğunda bir dönemlik bir seminerde kitabı baştan sona tamamlamış. Tüm kitabı okutmuştur. Son kez okuttuğunda, nihai olarak okuttuğunda Pire'ye indim cümlesinin ötesine geçmemiştir. Bu ne demek? Niçin bununla başlıyor? İndim, bir aşağı gidiş,
Bunun Yunanca karşılığı katabasis'tir. Aşağı indim. Platon'un meşhur bir çağdaşına ait bir kitap vardır. Bu kişi Anabasis adlı bir kitap yazmış olan Xenofon'dur. Anabasis yukarı gitmek, yükseliş demektir. Fakat Platon bu duyalığa bu stigma ile başlar. Aşağı indim, Pire'ye iniş. Açıkça Odise'de Odysseus'un Hades'e inişini model almaktadır. Nitekim eser hem Homer'i taklit eden hem de insanın aklının diğer serüvenli yolculuklarını Cervantes ve Joyce'un eserleri gibi öngören bir felsefi serüvendir. Göreceksiniz, kitap birçok iniş ve çıkışlarla doludur. Kitabın bu bölümlerini bu derse okumayacak olmamızla birlikte yukarı doğru en meşhur tırmanış 6. kitaptaki meşhur bölünmüş doğru imajı ile ilgili olan ve sonsuz formlar dünyasına doğru olan tırmanıştır. Sonra devletin son kitabında, 10. kitapta yeraltı dünyasına, Hades dünyasına tekrar iniş vardır. Bir anlamda eser tüm zamanlar için bir felsefi deneme olarak yazılmış olmayıp belli bir ortamı, karakterler kadrosu, zamanda ve yerde belli bir konumu olan dramatik bir diyalog olarak yazılmıştır. Pire'ye indim cümlesinde işaret edilen zaman ve yer hakkında biraz daha bir şeyler söyleyelim. Platon, Peloponnes Savaşı'nın başlangıcından 4 yıl sonra, 427 yılında doğmuştur. Atina'da demokrasi yenilgiye uğratıldığında o 23 yaşında genç bir adamdı. Restore edilen demokrasi, arkadaşı ve hocasını 399 yılında infaz ettiğinde sadece 28 yaşındaydı. Sokrates'in yargılanmasının neredeyse hemen ardından Platon Atina'yı terk etmiş ve Yunan dünyasının büyük bir bölümünü gezmiştir. Döndükten sonra filozofların, devlet adamlarının ve yasamacıların eğitimi için Atina'da Akademi adını verdiği bu okulu kurmuştur. 80 yaşına değin yaşamıştır. Dionysus'un ricasıyla Syracuse'de felsefi bir krallık kurmada yardım etmek üzere iki kez Sicilya'ya seyahat etmek dışında zamanını Atina'da ders vererek ve yazarak geçirmiştir. Devlet, Platon'un Atina'ya döndükten sonraki, Sokrates'in infazından sonraki döneme aittir. Önde gelen bir Platon yorumcusu olan David Green, Platon'un siyasal teorisinin baskın özelliğinin var olan kurumlarda tepeden tırnağa bir değişimi desteklemesi olduğunu belirtmiştir. Platon'un Atina ve Yunan siyasal kurumları ve kültürüne yönelik bir tür radikal dönüşüm arzusu onun siyasal yenilgi tecrübesi ve umutsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Kitabın ütopyacılığı birçok bakımdan Atina polisinin gerçek tecrübesi karşısında onun hissettiği büyük hayal kırıklığının öteki yüzüdür. Bu sadece onun Atina'daki tecrübesiyle ilgili olarak değil, fakat Sicilya'daki Dionysus Krallığı'nı felsefi yönetimin başarılı bir örneği haline dönüştürmeye yönelik başarısız çabaları için de geçerlidir. Esasen elimizde birazdan size okumak istediğim devleti neden yazdığına ilişkin Platon'un uzun bir açıklaması mevcuttur. Tabii ki devlette gözden kaçırmayacağınız şey Platon'un hiçbir yerde olmadığıdır. Kendi diyaloğunda bir katılımcı değildir. O yazardır. Katılımcı değildir. Platon'un tam olarak ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ancak geleneksel olarak 7. mektup olarak adlandırılan onun yazdığı ve halen sahip olduğumuz bir entelektüel otobiyografi bize bu konuda yardımcı olur. Platon elimizde olan bir seri mektup yazmıştır. Bazı kimselerin onların gerçekliğini sorgulamasına karşın bence onların Platon'a ait olduğu artık kesinleşmiştir. Bu mektupların en meşhuru olan uzun 7. mektupta tekrar bize bir tür otobiyografi sunar ve bu kitabı neden yazdığına dair bir şeyler söyler. 2500 yıl önce kitabı yazmış kişinin mektuplarına sahip olmamız
inanılmaz bir şey değil mi? Bu kitabı yazmaya nasıl başladığına ilişkin olarak Platon'un ne dediğini size okuyayım. Ben genç bir adamken diyor, bunu çok yaşlıyken yazıyor. Ben genç bir adamken pek çok genç adamın hissettiği gibi hissettim. Olgunluğa ulaştığım anda kamusal meselelerle ilgilenmem gerektiğini düşündüm. Ve size bahsetmek istediğim bir fırsat karşıma çıktı. O vakit pek çok kişi tarafından yüksek sesle lanetlenen demokratik anayasa kaldırılmıştı. Devrimin liderleri kendilerini en üstün otoriteye sahip 30 adamın yönetimi olarak tesis etmişlerdi. Atina'nın yenilgisinden sonra 30'lar tiranlığına gönderme yapıyor. Bu adamların bazıları, 30'ların bazı üyeleri, anlamalısınız, benim iyi tanıdığım akrabalarımdı. Dahası ben ve siyaset uygun bir ikiliymişiz gibi beni derhal kendilerine katılmaya davet ettiler. O zamanlar çok gençtim ve öyle hissetmiş olmam hiç şaşırtıcı değil. Şehrin o zaman adil olmayan bir hayat sürdüğünü ve onların onu adil bir şehre dönüştüreceğini ve daha adil yöneteceklerini düşünüyordum. Bu nedenle şevkle ne yapacaklarını izledim. Ve bilmelisiniz ki baktıkça bu adamların kısa sürede önceki demokrasinin bir altın çağı gibi görülmesine neden olduklarını gördüm. Atina siyasetini bir tiranlığa dönüştüren ve demokrasinin bir altın çağı gibi görülmesine neden olan Critias ve Charmides gibi akrabalarına gönderme yapıyor. Platon'un sözleriyle devam edeyim. Anlayacağınız siyasetteki adamlara, yasalara ve geleneklere baktım. Daha fazla baktıkça ve daha yaşlandıkça siyasal ilişkileri adil bir şekilde yönetmek bana daha güç göründü. Çünkü güvenebileceğiniz arkadaşlar ve yoldaşlar olmadan bunu başaramazsınız. Bu adamların içinde böylelerini bulmak kolay değildi. Çünkü göreceğiniz üzere şehir artık atalarımızın izinden gitmemekteydi. Bir zamanlar siyasete atılmaya hevesli olan ben, olup bitenlere bakınca her şeyin amaçsız ve başına buyruk bir şekilde geliştiğini gördüm ve kafam sersemleşti. Siyasetin diğer yönlerden nasıl iyileştirileceğini keşfetmeye yönelik ilgimi terk etmedim ve sürekli olarak fırsatımı bekliyordum. Fakat sonunda hali hazırda var olan devletler göz önüne alındığında hepsinin kötü yönetildiğini gördüm. Çünkü bir mucize dışında onların kanunları şifa bulamayacak denli kötü durumdadır. Bu nedenle doğru felsefeyi överek sadece onun sayesinde gerçek adaletin ayırt edilebileceğini söylemek zorunda kaldım. Ve böylece ya doğru filozof türü siyasal pozisyonlara gelinceye ya da ilahi bir emir sayesinde yöneticiler felsefenin takipçisi olana değin dünya milletlerinin sorunlarından kurtulamayacağını söyledim. Burada bu harika eserde onun gençlik güdüleri ve beklentileri ile bir tür iç hesaplaşmasını, yaşlı Platon'un tiranlığın yaptıklarına bakınca duyduğu hayal kırıklığını görüyorsunuz. Fakat zamanının devletlerine, milletlerine bakıp onların yönetimini, çöküşünü ve çatışmalarını görüp, sonda söylediği gibi krallar filozof ve filozoflar kral oluncaya değin adalet beklenmeyeceğini söylediğinde devlete doğrudan bir referans görüyoruz. İfade etmedim ki bu küçük otobiyografi kayda değer bir uzunlukta devam eder. Fakat bu bir bakıma devlete bir giriş mahiyetindedir. Burada Platon'un kendi sözleriyle siyasete bakış biçimini ve siyaset felsefesinin nedenlerini görüyoruz. Fakat birçok bakımdan eğer devlet reformun olabilirliği hakkında toptan bir umutsuzluk ve hayal kırıklığının sonucu ise diyaloğun kendisi Platon ve Atina şehrinin hayatındaki daha önceki bir tarihe işaret eder. Bu takdire şayan mektup Platon çok yaşlıyken Sokrates'in yargılanıp infaz edilmesinden yaklaşık 50 yıl sonra yazıldı. Fakat devletin eylemi Atina'nın mağlubiyetinden çok önce 30'lar tiranlığının iktidara gelmesinden ve Sokrates'in infazından önce gerçekleşmiştir. Devlet Platon'un mektupta pek çok şeyin mümkün göründüğü altın bir çağa benzediğini söylediği döneme gönderme yapar. Bu bizi başlangıca, Pire'ye, inişe geri götürür.
Diyaloğun eylemi Pire'de, Atina'nın liman şehrinde 411 yılı civarında, Nikias Barışı esnasında, yani Sparta ve Atina arasındaki savaşta bir tür ateşkesle elde edilen barışla başlar. Diyaloğun en başında Sokrates ve arkadaşı Glaukon'u görüyoruz. Ne yapıyorlar? Hatırlıyor musunuz? En başta ne yapıyorlar? Öğrenci. Nerede? Öğrenci. Doğru. Biraz farklı ifade etmeme müsaade edin. Evet, Pire'den Atina'ya geri yürüyorlar. Fakat belki biraz farklı ifade edersek, limanda turluyorlar. Pirene, Atina'nın limanı. Limanlardan ne bekliyorsunuz? Liman şehirleri nasıldır? Limanlarda ne bulursunuz? Öğrenci. Su. Evet. Biraz düzensizlerdir. Öyle değil mi? Birçok uygunsuz şeyler ve belki de ahlak dışı şeyler görüyorsunuz oralarda. Kendimize sormak zorunda kalırız. Sokrates ve Glaukon orada ne yapıyorlar? Neden orada beraberler? Ne yapıyorlar? Ne bulmayı umuyorlar? Bunlar akla ilk gelen sorular gibi görünmektedir. Kısa süre sonra öğrenmekteyiz ki, Pire'ye bir festival, bir tür karnaval izlemeye indiler. Kulağa birinin Fellini filmlerinde görmeyi umacağı bir şey gibi geliyor. Bir tür karnaval, bir karnivale, bir Mardi Gras, bir festivalin devam ettiği bir yer. Dahası Tanrılar Panteonu'na yeni bir tanrıça eklenmektedir. Bu, Savonia referansla yeni tanrılar bulan, yaratan ve ekleyenin Sokrates olmayıp Atinalılar olduğunu akla getirmektedir. Sokrates kendi bakış açısının şehrinki ile bağlı olmadığını gösterecek şekilde Trakyalıların iyi bir gösteri yaptıklarını ifade eder. Bu en başından filozofa ait olan ama zorunlu olarak vatandaşa ait olmayan bir özellik olarak tarafsız ve yüksek bir perspektifi akla getirir. Bu festivalden, karnavaldan geri dönüşlerinde yanlarına biri yaklaşır. Hatırlıyor musunuz? Polemarkus ve arkadaşları tarafından gönderilen ve Sokrates ve Glaukon'a beklemelerini emreden bir köle önlerini keser. Polemarkus beklemenizi emrediyor, der köle. Beklemenizi emrediyor. Arkanızdan geliyor. Sadece bekleyin. Glaukon, tabii ki bekleyeceğiz, der. Polemarkus ve arkadaşları vardıklarında, arkadaşlarının Glaukon'un erkek kardeşi Adeimantus ve tadını çıkardıkları barışı imzalayan Nikias'ın oğlu Nikeratus olduğunu görürüz. Meşhur Nikias barışıdır bu. Sokrates'e meydan okurlar. Ya bizimle kalırsın ya da gücünü gösterirsin. Ya bizimle kalırsın ya da gücünü gösterirsin. Sokrates, sizi ikna edemez miydik diye sorar. Sizi gitmemize izin vermeye ikna edemez miyiz? Dinlemezsek hayır, der Polemarkus. Bunun yerine bir orta yol bulurlar. Sokrates ve Glaukon, Polemarkus ve diğerleriyle birlikte daha sonra at yarışının yapılacağı festivale dönmek üzere onlara akşam yemeğinin sunulacağı Polemarkus'un babasının evine gelirler. Glaukon, kalmamız gerek gibi gözüküyor, der. Sokrates ona katılır. Neden kitap bu açış gambitiyle başlamaktadır? Okuyucunun dikkatini çekmek üzere sadece bir hile veya takip edecek şeyin vaadiyle okuyucuyu bağlamak mıdır bu? Daha başlangıç satırlarında takip edecek konunun ipuçlarını buluyoruz. Yönetme yetkisi kime ait? Sayısal üstünlüklerine dayalı olarak Polemarkus ve arkadaşlarına mı? Seni ikna edebilir miyiz sorusunu, seni dinlemezsek hayır diye cevaplar Polemarkus. Yoksa akıl, hitabet ve mantık gücüne dayalı olarak yönetmeyi ümit eden Sokrates ve Glaukon'a mı? Sizi ikna edebilir miyiz? Sizi razı edebilir miyiz? Çoğunun iradesini, daha büyük sayının iradesini temsil eden demokrasi, felsefenin ihtiyaçları ile ve sadece akıl ve daha iyi olan kanıtlamayı takip etme talepleriyle uyumlu kılınabilir mi?
Açış sahnesinde hali hazırda ortaya konan soru bu gibi gözükmektedir. İki taraf arasında bir orta yol bulunabilir mi? Sayıların gücü ile akla saygı ve daha iyi kanıt bir şekilde uyumlulaştırılabilir mi? Bir araya getirilebilirler mi? Sokrates'in daha sonra ele alacağı adil şehir bu ikisinin, güç ve ikna, bir bileşkesi midir? Bu sonra göreceğimiz bir şey. Fakat sanırım kitabın ana temalarını diyaloğun açış sahnesinde hazır olarak görebilirsiniz. İlk kitap gerçekten takip eden her şeye bir ön söz mahiyetindedir. Tamam mı? Buraya kadar beni takip edebildiniz mi? Biraz bu diyalogdaki katılımcılar hakkında konuşalım. Bu bir diyalogdur. Oldukça geniş bir karakterler kadrosu olmakla birlikte onların görece daha azı kitapta konuşmaktadır. Mamafi her oyun, roman ve filmde bilmek isteyeceğimiz gibi bu oldukça önemli bir şeydir. Sokrates ve Glaukon'a vaat edilen bu yemek ziyafetinin katılımcıları hakkında bir şeyler bilmek istiyoruz. Onlar kimdir ve neyi temsil etmektedirler? Birazdan göreceğimiz üzere Polemarkus'un babası olan ve evinde bulundukları Kefalus vardır. Muhterem aile reisi. Pater familias. Pater familias. Ailenin muhterem babası. Onun oğlu Polemarkus sadece babasının değil, arkadaşlarının ve yurttaşlarının onurunu savunan sağlam bir vatansever. Aynı zamanda geleceğin liderleri ve devlet adamlarının eğitmeni olarak Sokrates'e rakip olan alaycı Trasimachus'u göreceğiz. Tabii ki kitabın en meşhur anlarından birisi Sokrates ve Trasimachus arasındaki konuşmadır. Bu ilk diyaloglar setinde belirgin bir karakterler hiyerarşisi bulunmaktadır. Daha sonra göreceğimiz üzere bu karakterler ruhun ve şehrin farklı özelliklerini ifade eder. Öğreniyoruz ki Kefalus hayatını elde etme sanatlarına adamış. Yani bir iş adamı. Bedeni ihtiyaçlarını tatmin etmek ve para kazanmakla meşgul olmuş. O daha sonra devlette ruhun iştahlı kısmı olarak ifade edilecek kısmını temsil eder. Polemarkus'un adı aslen savaş beyi demektir. Bir düşünün, savaş beyi şeref ve sadakat meseleleriyle meşguldür. Biraz ileri gidersek Polemarkus bize adaletin dostlarınıza yardım etmek, düşmanlarınıza zarar vermek olduğunu söyler. O, Platon veya Sokrates'in daha sonra ruhun yürekli kısmı olarak adlandıracağı kısmını temsil eder. Buna geri döneceğiz. Trasimachus misafir bir sofist olarak öğretmeyi ve eğitmeyi amaçlar. O, devletin rasyonel ruh, ruhun rasyonel kısmı dediği şeyi öngörür. Bu karakterlerin her biri, diyalogda daha sonra gelecek olan görece daha üstün doğal kişileri öncelerler. İki kardeş, Sokrates ile olan konuşmaları ikinci kitaptan itibaren büyük oranda diyaloğun geri kalanını oluşturan Glaukon ve Adeimantus aklıma gelmişken Platon'un erkek kardeşleridir. Bildiğim kadarıyla tarihi olarak Glaukon ve Adeimantus hakkında daha fazla bir şey bilmediğimizi söylemeliyim. Ama Platon onları diyaloğuna koymuştur. Onlar diyalogda daima iki kardeş olarak hatırlanacaklar. Yine onlar da çok farklı bir şey temsil eder görünüyorlar. Kitabı okurken bunu aklınızda tutun. Çünkü kimin konuştuğunu ve onların neyi temsil ettiğini unutmak kolaydır. Adeimantus'un bir tür hedonistik, zevk düşkünü kardeş olduğunu öğreneceğiz. Adının anlamı ışıldayan, parlayan gibi bir anlamı olan Glaukon, iki kardeşten öfkeli ve savaşçı olanıdır. Tabii ki bir de felsefe yönelimli Sokrates. Yinelerse daha üstün bir şekilde onların her biri insan ruhunun esas kısımları olan iştahsal, savaşçı veya yürekli ve rasyonel kısımlarını temsil ediyor görünmektedir. Bir arada bu karakterler insanlığın bir mini evrenini oluşturmaktadır. Diyalogdaki katılımcıların her biri Platon veya Sokrates'in Kallipolis
güzel şehir adını verdiği adil şehri oluşturacak olan gruplardan veya özellikli sınıflardan birisini temsil eder. Tamam mı? Geri kalan son 5 dakikada aile reisi Kefalus ile olan ilk konuşma hakkında biraz konuşalım. Buna uzun zaman ayırmanıza gerek yoktur. Eminim seksiyonlarınızda Kefalus, Polemarkus ve Trasimachus arasında geçen bu ilk 3 konuşma setinde geçen iddiaları daha ayrıntılı tartışmak isteyebilirsiniz. İstemelisiniz. Daha önemli soru, daha önemli olup olmadığından emin değilim ama geri kalan zamanda tartışmamızı istediğim soru, bu karakterlerin neyi temsil ettikleridir? Kefalus, adının ima ettiği üzere, Kefalus, bu ne demektir? Biliyor musunuz? Baş. Evet, Kefalus, hanenin başı fakat aynı zamanda açık olarak yaş, gelenek ve ailenin hakları demektir. Diyaloğun başında Polemarkus arkadaşlarını eve getirdiğinde yaşlı baba Kefalus'u görürüz. Tam ibadetten dönüyor. Dini kurban etme eylemlerini ifa etmekten yeni döndü. Sokrates'i pek çok açıdan eski ve kaybedilmiş bir arkadaş olarak selamlar. Belki de biraz rahatsız edici bu durumu siz de tecrübe etmişsinizdir. Bir grup arkadaşınızı eve getirmiş ve güzel vakit geçirmeyi umarken büyük babanız karşınıza çıkar ve "Ooo gençleri görmek ne güzel, sizinle konuşacaklarım var." der. Diyebilirsiniz ki bu durum daima biraz rahatsız edicidir. Hepimiz böyle bir durum tecrübe etmişizdir. Herkes bunu her iki taraftan bilir. Tanrı'ya şükürler olsun, büyük baba değilim. Fakat oğlum, belki de uzun zamandır tanıdığım arkadaşlarını getirdiğinde aynı şeyi hissederim. "Hey, nasılsınız?" dersiniz ve onlar kendi işlerine bakmak isterler. Sokrates daha beklenmedik bir şey yapar. "Söyle bana Kefalus, bu kadar yaşlı olmak nasıl bir şey? Senin gibi olmak nasıl bir şey? Hala cinsel ihtiyaçların var mı?" diye sorar. Böyle bir şey birisinin büyük babasına söylediğini hayal edebiliyor musunuz? Bu Sokrates'in karakteri hakkında bir fikir verir. Kefalus çok mutludur. "Oh, Tanrı'ya şükürler olsun, ben o dönemi geride bıraktım." der. "Şükürler olsun, artık erotik arzuya sahip değilim. Bu yaşlı halimde zamanımı harcayabilirim. Gençken bütün yaptığım buydu. Her zaman aklım cinsellikteydi. Cinsellik düşünmediğim zamanlarda da para kazanıyordum. Artık her ikisinden de payımı aldım. Ömrümün gün batımını tanrılara dönerek ve onların emrettiği kurbanları vererek geçirebilirim." Neden Platon böyle başlıyor? Evet, Kefalus, terimin her iki anlamında gelenekselin vücut bulmuş halidir. Asla kötü birisi değildir. Fakat tamamıyla düz kafalıdır. Kefalus'a yüklenirken Sokrates, geleneksel düşüncenin vücuda gelmiş haline, şehri destekleyen Nomos'a yüklenmektedir. Sokrates'in diyaloğu, konuşmayı manipüle edişine dikkat edin. Kefalus, dindar bir adamın, adil bir adamın tanrılara kurban vererek adaleti gerçekleştireceğini söyler. Sokrates, bunu adalet borçlarınızı ödemek ve size emanet edileni geri vermektir ifadesi haline sokar. Kefalus, rahat bir edayla Sokrates'i onaylar. Sokrates bunun üzerine bir dostundan veya oldukça depresif bir ruh haline sahip birisinden emanet aldığın silahı geri vermek hakkında ne düşünürsün? Bu adil olur muydu? Bunu nasıl açıklarsın? Eğer adalet borçlarınızı ödemek ve emanetleri geri vermek ise bunu yapar mıydın? Bu noktada Kefalus, "Dışarı çıkıp bahçede kurban vermeye devam etmeliyim." diyerek oldukça ani bir şekilde diyalogdan ayrılır. Bir diğer ifadeyle Sokrates, antik şehri ve antik aileyi bir arada tutan gelenek bağını ve geleneksel otoriteyi yıkmıştır. Kefalus, diyalogdan kovulmuştur. Gelenek kovulmuştur ve geri kalan 400 civarındaki sayfada onun hakkında tek bir kelime bile duymayız. Sokrates diyaloğa bu şekilde başlamaktadır veya Platon Sokrates'e böyle başlattırmaktadır.
Gelecek dersimizde bunların bazılarına biraz daha bakacağız ve sonra Glaukon ve Adeimantos karakterlerini incelemeye döneceğiz. Okumaya devam edin. Seksiyonlarınız bu hafta devam ediyor. Keyfinize bakın. İkinci ders. Bugün Devlet Sahne 2. Yapmak istediğim şey bu diyalogda rol alan, yer alan çeşitli kişiler, karakterlerle onların kim oldukları, neyi temsil ettikleri, bir bütün olarak diyaloğun iddiasına ve yapısına nasıl katkıda bulundukları ile devam etmektir. Son derste ve bunu tekrar etmeyeceğim, son derste dersin sonuna doğru kısaca Kefalus hakkında Sokrates'in geleneğin vücuda gelmiş hali olan Atina düşüncesinin kendisinde somutlaştığı Kefalus'a yönelik tutumu hakkında, deyim yerinde ise Sokrates'in onu diyalogdan kovalayışı hakkında konuşmuştuk. Bir daha ondan hiç ses çıkmayacaktır. Konuşmacılar muhtemelen gelenekselin temsilcisi hane reisinin gözetimi altında olmaksızın kitabın geri kalanında cüretkar argümanları tartışabileceklerdir. Sokrates ilk olarak kendisini Pire'de durduran adam, Kefalus'un oğlu Polemarkus ile tartışır. Polemarkus argümanın yanı sıra hiç şüphesiz aile servetinin de mirasçısı olarak betimlenir. Polemarkus Yunanlıların centilmen diyeceği türden bir kişiydi. Biz onun ailesi ve dostları için ayağa kalkıp onları savunacak biri olduğunu söyleyelim. Ben centilmen ile sadece başkaları için kapıyı tutan veya benzeri şeyleri yapan birisini kastetmiyorum. Fakat onun gibi ailesi ve dostları için ayağa dikilen birisini kastediyorum. Mamafi, babasından farklı olarak Polemarkus, Kefalus'un temsil ettiği gibi sadece bedeni ihtiyaçlarla ilgili olmayıp, polisin güvenliği ve şerefini savunmak kaygısını da taşır. Adaletin herkese borçlu olanı vermek olduğu görüşünü kabul eder. Ancak o bunu dostlara iyilik, düşmanlara da kötülük yapmak olarak yorumlar. Diyebiliriz ki adalet bir tür sadakattir. Aile üyelerine, takımımızın üyelerine, küçük bir kolejdeki öğrenci arkadaşlarımıza veya diğer tüm yerlere karşı Yale gibi bir yere yönelik hissettiğimiz türden bir sadakattir. Yani Polemarkus, adaletten bir şehrin veya bir polisin vatandaşlarının diğer tüm yerler karşısında birbirine karşı hissettiği bir tür vatanseverlik duygusunu anlar. Adalet, kendisine ait olana adanmaktır. Polemarkus için kendisine ait olan iyidir. Kendisine ait olan adildir. Fakat Sokrates, Polemarkus'a bir gruba, herhangi bir gruba sadakatin kendi başına bir erdem olamayacağı temelinde meydan okur. Ve hiç hata yapar mıyız diye sorarak birçok bakımdan aşina olduğumuz bildik Sokratik argümanla ona çelme takar. Dost ve düşman arasındaki ayrım bir tür bilgi üzerine, kimin senin dostun, kimin düşmanın olduğu algısı üzerine temellenmemiş midir? Hiç bir dostu düşman zannettiğimiz olmuş mudur? Cevap, tabii ki zannetmişizdir gibi gözükmektedir. Hepimiz dostumuz olduğunu düşündüğümüz ancak arkamızdan konuştuklarını veya bizi şu veya bu biçimde aldatmaya çalıştıklarını öğrendiğimiz insanlar tanırız. Tabii ki herkese olmuştur. Öyleyse gerçekten kimin dostumuz, kimin de düşmanımız olduğundan emin olmadığımız bir halde nasıl olup da adaletin dostlara yardım etmek ve düşmanlara zarar vermek olduğunu söyleyebiliriz diye sorar Sokrates. Yine kendilerini yeterince tanımadığımız, dostumuz veya düşmanımız oldukları varsayımımızda yanılabilecek olduğumuz bir durumda neden bir devletin yani kendi devletimizin vatandaşlarının bir başka devletin vatandaşları üzerinde ahlaki önceliği olsun? Bir diğer ifadeyle Sokrates, Polemarkus'a
kendine ait olana böylesine düşüncesizce bağlılığın başkalarına yönelik adaletsizliğe yol açması kaçınılmaz değil mi diye sorar gibidir. Bir kez daha birçok bakımdan Sokrates'in aşina olunanın bağlarını çözdüğünü görüyoruz. Sanırım devlette başka hiçbir yerde bir taraftan felsefi düşünce ve öbür taraftan siyasal yaşam için gerekli olan yoldaşlık, karşılıklılık ve davaya bağlılık arasındaki gerilim bu kadar net değildir. Sokrates hepimizin sahip olduğu aşinalık, bağlılık ve sadakat bağlarını Polemarkus'a nasıl biliyoruz, dost ile düşman arasındaki ayrımı gerçekten nasıl biliyoruz diye sorarak çözer gibidir. Fakat Polemarkus bir şehrin ancak ne olduğuna ilişkin canlı bir anlayışla ayakta kalabileceğini düşünür gözükmektedir. Neyi savunduğu ve eşit canlılıkta ne olmadığı ve düşmanlarının kimler olduğunun anlayışıyla. Bu herhangi bir devletin şehrin devamı için temel değil midir? Dostlarının ve düşmanlarının kimler olduğunu bilmek. Onun önündeki engeller nelerdir? Sokrates'in bu çerçeveyi dost ve düşman arasındaki ayrımı sorgulayarak sukutu hayale uğratması bana göre siyasal yaşamın olanaklılığına meydan okumaktadır. Babası gibi Polemarkus da sessizliğe gömülse de onun argümanının yenilmediğini söylemek kayda değerdir. Devlette daha sonra göreceğiz. O kadar sonra bile değil. Sokrates en iyi şehrin iç işlerinde barış ve uyum ile karakterize edilebileceğini ancak devletler arası ilişkilerde bunun asla olamayacağını ileri sürer. Bu nedenle en iyi şehir bile, Kalipolis bile uzunca bir zaman tartıştığı üzere bir savaşçı sınıf, onun deyişiyle yardımcılar sınıfını gerektirecektir. Savaş ve savaşa hazırlık en adil şehrin bile esasi bir parçasıdır. Platonik adil şehir bile hayatlarını savaşta şehirlerinin uğruna gözden çıkaracak, savaşçı vatandaşlar yetiştirmek zorunda kalacaktır. Böylece birçok bakımdan Polemarkus'un argümanı birinci kitapta görünüşte yenilse de diyalogda daha sonra yeniden canlandırılır. Kendi tarzında yeniden ortaya çıkar. Bunun üzerinde biraz daha durmalıyız. Çünkü bu argüman dost ve düşman ayrımını kendi siyaset anlayışında merkezi konuma yerleştiren çağdaş 20. yüzyıl, önemli 20. yüzyıl siyaset kuramcısı Schmitt için oldukça önemlidir. Bu devletin birinci kitabında Polemarkus'un argümanıdır. Şu veya bu şekilde Polemarkus uzaklaştırılır. Ve bu birinci kitaptaki ve belki de tüm devletteki en uzun ve en hatırlamaya değer konuşma. İlk iki konuşmacıdan çok daha zor bir meydan okumayı temsil eden Trasimachus ile olan konuşma için zemin yaratır. Çünkü birçok bakımdan Trasimachus, Sokrates'in ikinci benliği, şeytani ikizi olarak görülebilir. Nasıl söylesek, o Sokrates'in Sherlock Holmes'undaki Doktor Moriarty'dir. Bilirsiniz, bir bakıma şeytani ikinci benlik. Birçok bakımdan Trasimachus Sokrates'e rakiptir. Açıkça o da Sokrates gibi bir öğretmendir. O bir eğitmendir. Adaletin ne olduğuna dair özel bir bilgiye sahip olduğunu ve bunu başkalarına öğretebilme yeteneğine sahip olduğunu iddia etmektedir. Göreceğiniz üzere Trasimachus, Polemarkus'un sadakat, dostluk ve benzeri üzerine yaptığı konuşmaya yönelik bir tiksinmeyi barındıran tavizsiz bir realizmi öğretmektedir. Adalet, güçlünün çıkarına olandır iddiasındadır. Bildiğimiz her siyasal yapı, yönetenler ve yönetilenler arasındaki ayrımla temellendirilmiştir. Adalet, yöneticiler tarafından yapılan ve onların çıkarına olan kurallardan ibarettir. Adalet, yöneticilerin, adaletin kanunlarını belirleyen yöneticilerin çıkarına olandan ne eksik ne de daha fazla doğrudur. Tabii ki bugün bizim için bile Trasimachus bildik bir kişidir. Diyebilirsiniz ki o insan doğası hakkında sert ve affı olmayan gerçekleri gün ışığına çıkarmaktan hoşlanan, yanılsamaları ve hoş inançları dağıtmaktan hoşlanan entelektüeldir.
Noel Baba'nın var olmadığını size ilk söyleyecek olan muhtemelen odur. O bu türden inatçı bir realisttir. Bazı açılardan onu ne kadar sevmezsek sevmeyelim. Kabul etmeliyiz ki söyler göründüğü şeyde kırıntıdan daha fazlası olmasa da doğruluk kırıntısı bulunmaktadır. Söylüyor göründüğü şey şudur. Biz ilk olarak ve en çok güç arzusu ile belirlenen varlıklarızdır. Diyebilirsiniz ki bu arzu doğru adamı, gerçek adamı, alfa adamı köleden ayıran şeydir. Bizim gerçekten tüm umursadığımız iktidar ve hakimiyettir. Bu dönem daha sonra Thomas Hobbes'a geldiğimizde Trasimachus'u hatırlayın. Şimdilik bu kadar söyleyeceğim. Hobbes'a geldiğimizde Trasimachus'u hatırlayın. Tüm umursadığımız iktidar ve hakimiyetten ibarettir. Bireyler için geçerli olan şey devletler ve şehirler gibi kolektif varlıklar, kolektif isimler için de geçerlidir. Her siyasal yapı diğerlerine karşı kendi çıkarını güder. Bu devletler arası ilişkileri herkesin herkese karşı affı olmaz bir savaşta olduğu bir durum haline getirir. Eğer modern ekonomi lisanını kullanabilirsem, bir kişi Trasimachus için siyasetin sıfır toplamlı bir oyun olduğunu söyleyebilirdi. Kazananlar ve kaybedenler vardır. Birisinin daha çok kazanması, bir başkasının daha çok kaybetmesi anlamına gelecektir. Ve adalet, kuralları basitçe oyunun galipleri tarafından kendi çıkarlarına korumak ve ilerletmek için geliştirilmiş kanunlardan ibarettir. Bu görüşü, yani adaletin kurallarının basitçe yönetici sınıfın kuralları olduğunu Karl Marx'ın icat etmesi veya keşfetmesi gerekmedi. Bu devletin birinci kitabında doğrudan Trasimachus'tan gelir. Peki nasıl cevap verelim? Sokrates yeniden Trasimachus'a, Polemarkus'a karşı kullandığı argümanın bir türüyle meydan okur. Yani biz hiç hata yapar mıyız? Yani bizim çıkarlarımızın ne olduğu kendiliğinden açık, her zaman sezgisel olarak apaçık olmayabilir. Eğer adalet güçlünün çıkarına olansa, bu iktidarda olanların neyin gerçekten ve doğruca kendi çıkarlarına olduğunu bilmelerini sağlayacak bir bilgiyi, bir düşünme sürecini gerektirmez mi? İnsanlar hata yaparlar ve kendi çıkarınız hakkında da hata yapmanız çok olasıdır. Ve tabii ki Trasimachus bunu kabul etmek zorundadır. Tabii ki yöneticiler hata yaparlar. Trasimachus eğer bir yönetici hata yaparsa o gerçekten yönetici değildir biçiminde bir argüman icat eder. Gerçek yönetici hem kendi çıkarına göre hareket eden hem de bu çıkarların ne olduğunu bilen bir kişidir. Fakat bir bakıma Sokrates'in tüm gereksindiği husus Trasimachus'un adaletin sadece güç olmadığını, adaletin bilgiyi gerektirdiğini kabul etmesidir. Adalet düşünmeyi gerektirir. Tabii ki bu tüm erdemin bir tür bilgi olduğu, tüm erdemlerin temelde bilgiyi ve derin düşünmeyi gerektirdiği şeklindeki meşhur Sokratik tezin merkezindedir. Fakat Trasimachus ile olan konuşmanın çoğu adaletin ne türden bir bilgi içerdiği ve adaletin bir tür bilgi olduğu üzerine geçer. Eğer adalet öz çıkara eşitse, öz çıkarda bilgiyi gerektiriyorsa peki ne tür bir bilgidir bu? Trasimachus adaletin insanları gerçekten başkasının çıkarına olan, yöneticilerin çıkarına olan kurallara uymaya ikna etme sanatı olduğunu iddia eder. Bir diğer ifadeyle Trasimachus için adalet bir tür enayi oyunudur. Büyük oranda adaletsizliğin sonuçlarından korktuğumuz için gerçekten başkasına fayda sağlayan kurallara uymak. Adalet, adaletsizliğin sonuçlarından korkan zayıflar tarafından saygı duyulan bir şeydir. Yine Trasimachus, gerçek yöneticinin kendi çıkarı için adaletsizce davranma cesaretine sahip birisi olduğuna inanır. Gerçek yönetici bir sürünün çobanı gibidir. Tabii ki sürünün değil, kendi çıkarı için. Çobanın iyiliği doğrultusunda sürüyü yönetir. Adalet, her bilgi gibi yine gerçekten bir öz çıkar biçimidir. Öyleyse birisi şunu sorabilir. Trasimachus böyle inanarak yanılıyor mu? Bunun üzerinden çabuk geçtiğimin farkındayım. Fakat Trasimachus buna inanmakla hata mı ediyor?
Birinci kitaptaki tartışmayı el çabukluğu diyebileceğiniz bir şekilde Sokrates kazanır. Hem o hem de Trasimakus adaletin bir erdem olduğuna inanır. Fakat Sokrates, insanları kandırıp soymak nasıl bir erdemdir der. Trasimakus, adil insanın kendi çıkarına olmayan kanunlara uyan bir sersem olduğunu kabul etmeye zorlanır. Fakat Trasimakus, en iyi yaşamın başkalarına maksimum adaletsizlik yapmak, dilediğini yapmak olduğuna inanır. Bunun farkına varılmasıyla birinci kitaptaki, belki de tüm kitaptaki çok dramatik bir ana şahit oluyoruz. Trasimakus kızarır. O, adaletin bir erdem olduğunu değil, ancak bir tür zayıflık biçimi olduğunu savunduğunu anladığında kızarır. Trasimakus'un kendisi tiranlık yaşamını, adaletsiz yaşamı savunmaktan utanmış gözükmektedir. Trasimakus'u utandırarak Platon, tüm sert konuşmasına rağmen göründüğü kadar veya kendisini görmek istediği gibi sert olmadığını ima etmek ister gibidir. Adaletsizliği ve baskıcı yaşam biçimini savunuyor olmaktan utanmıştır. Öyle gözüküyor ki üç söyleşi sona ermiştir ve birinci kitap adaletin ne olduğuna dair belirsizlikle bitmektedir. Kefalus, Polemarkus ve Trasimakus'tan üç argüman dinledik. Her üçü de çürütülmüştür ama açık bir alternatif de ortaya çıkmış gözükmemektedir. Kesinlikle Sokrates, Trasimakus ile olan tartışmasında ona bir alternatif önermemiştir. O sadece Trasimakus'u fikirlerinin mantığının adalet güçlünün çıkarına olandır iddiasının mantığının bir tiranlık savunusu olduğu, adaletsiz bir yaşam savunusu olduğunu görmeye zorlamıştır. Evet, birinci kitabın tamamı kitabın geri kalanı için bir tür ısınmadır. Muhtemelen adaletin ne olduğunu bulacağız. O noktaya kadar adaletin ne olduğuna dair mevcut fikirlerimizden vazgeçmemiz için bir neden yoktur. Ve burası devletin iki en önemli karakterinin seslerini duyurmaya başladıkları yerdir. Bunlar Glaukon ve Adeimantus'tur. Glaukon, Sokrates'e Trasimakus'un iddiasının çürütülmesinin kendisini tatmin etmediğini söyler. Nitekim biz de tatmin olmadık. Trasimakus utandı. İddiasının mantığının onun nereye götürdüğü kendisine gösterildi. Ancak bu çürütülmekle aynı şey değildir. Ortaya çıkmaktadır ki Trasimakus adaletsiz yaşamı savunuyor gözükmekten utanan bir tür kız gibi bir adamdır. Fakat adaletsizliği savunmaktan neden utanalım diyerek Sokrates'e meydan okur Glaukon. Adaletin yanlış olduğunu göstermek yeterli değildir der Glaukon. İhtiyacımız olan adaletin neden iyi olduğunu duymaktır veya adaletin kendi namına övüldüğünü duymaktır. Sana göre kendi hatırı için zevk almaktan dolayı seçtiğimiz bir iyi var mıdır diye sorar Glaukon Sokrates'e. Kendi hatırı için zevk aldığımız bir iyi türü var mıdır? İşte burası tekerleklerin dönmeye başladığı yerdir. Glaukon kimdir? Glaukon ve Adeimantus, Platon'un kardeşleridir. Kitapta görünmeleri dışında kendileri hakkında başka bir tarihi kayıt yoktur. Fakat Platon bize yeterince aktarmıştır. İlk olarak onlar genç aristokratlardır. Ve Glaukon'un adaletin kendi hatırına övgüsünün yapılmasını arzulaması onun değerler skalası hakkında bir fikir verir. Glaukon, adalet veya herhangi bir başka erdem hakkında maddi ödüller ve sonuçlar bağlamında konuşmanın kaba olacağına inanmaktadır. Adaletin faydaları için övüldüğünü duymaya ihtiyacı yoktur. O sonuçlara kayıtsızdır. Daha ziyade adaletin daha önce hiç kimse tarafından savunulmadığı bir biçimde savunulmasını işitmek istediğini ileri sürer. Biraderler, adaletin kendi hatırı için övülmesini arzularlar. Ve bu onların ikincil motifler ve müşevviklerden özgürlüklerinin ifadesi gibi görünmektedir. Bu onların idealizmleri ve yüce gönüllülükleri hakkında bize ipucu verir. Görüyoruz ki kardeşler kesinlikle işlevsiz değillerdir. Hem de hiç değillerdir. Daha sonra diyalogdaki katkılarının "Evet Sokrates, hayır Sokrates"
biçiminde olduğunu hatırlamak kolay olmakla birlikte daha ziyade edilgen aracılar gibi gözükmektedirler. Onların Sokrates'e yönelik ilk meydan okumaları kendilerini potansiyel filozoflar olarak göstermektedir. Yani bir gün şehri yönetecek türden şahsiyetler. İkisinden Glaukon üstün olan gibi görünmektedir. En cesur olan bu bağlamda en erkekçe, en baba yiğit olarak betimlenmektedir. Daha sonra Sokrates iki kardeşin doğaları hakkında hep merak sahibi olduğunu kabul etmiştir. 368A'da hatırlayacaksınız, onların savaştaki kahramanlıklarını anlatan bir şiir mısrası okur. Savaşa katılmışlardır. Savaşta sınanmışlardır, besbelli. Birbirleriyle olan ilişkilerinden, birbirlerine karşı konuşmalarından görmekteyiz ki onlar aynı zamanda oldukça rekabetçidirler. Mükemmelliyetçidirler. Belki bir miktar bazılarınız gibi. Aralarında sizin de dikkat etmeniz gereken oldukça fazla tartışma vardır. Ve her biri Sokrates'e adaletin ve adil yaşamın değerini kanıtlamak için geçmesi gereken bir sınav önermektedir. Glaukon, Trasimachus'un yaptığından daha canlı ve açık bir şekilde Trasimachus'un iddiasını birçok bakımdan iyileştirmeye devam eder. Hatırlayacaksınız, Glaukon bir hikaye anlatır. Tarihçi Herodot'tan uyarladı. Kendisine görünmezlik gücü veren, sihirli bir yüzeye sahip Giges adlı bir adam hakkındaki hikaye. Bu güce sahip olsaydık, görünmezlik gücüne, neler yapabilecek olduğumuzu kim düşünmemiştir? Giges, Glaukon'un hikayeyi yeniden aktarımında bu yüzüğü kralı öldürüp onun eşiyle yatmakta ve kendisini kral ilan etmekte kullanır. Bu güce sahip olsaydınız, sihirli yüzüğün gücüne, her suçu, her günahı, her türlü vahşeti işleyebileceğiniz ve yakayı ele vermeyeceğiniz bir durumda siz ne yapardınız? Bunları yapabilecek olsaydınız, neden aynı zamanda adil olmayı veya genel olarak adil olmayı neden isterdiniz? Glaukon'un Sokrates'e yönelttiği soru budur. Mutlak güç ve cezalandırılmadan mutlak bağışıklığa sahip birisi neden adaleti adaletsizliğe tercih etsin? Söyle bana bunu, Sokrates, der Glaukon. Eğer adalet gerçekten kendi hatırı için övgüye değer ise, Sokrates, Glaukon'un Giges'in hikayesini aktarımını tatmin edecek bir cevap sunmalıdır. Bu oldukça zor bir iştir. Ve işte burası Adeimantus'un sahneye girdiği yerdir. Adeimantus biraz farklı kaygılara sahiptir. O, tüm hayatı boyunca adaletin ebeveynler, şairler ve diğer otoriteler tarafından övüldüğünü duymuştur. Fakat büyük oranda yine adaletin bu hayatta ve bundan sonraki hayatta getireceği faydalar bağlamında adaletin övüldüğünü duymuştur. Dürüstlük en iyi siyasadır. Kefalus'un öte dünyadaki tanrıları memnun etmek için başkasına borçlu olduğumuz şeyi iade etme kaygısını taşıdığını işittik. Eğer siz sadece sonuçlarla ilgili iseniz, Adeimantus haklı olarak bu argümanın adaletin zayıflar, düşkünler ve gözü pek olmayanlar için bir erdem olabileceği anlamına geldiği sonucunu çıkarır. Gerçek bir erkek adaletsizliğin sonuçlarından korkmaz. Daha ziyade Adeimantus'un ilgisi bir öz koruyuculuk, öz denetim biçimi üzerinedir. O, adaletin kendisi için ne anlama geldiğinin canlı bir örneğini verir. 367A'da bize herkesin kendisinin tanrısı olacağını söyler. Bir diğer ifadeyle başkalarının bizim için ne düşündüklerini umursamamalıyız. Ama kendimizi sınırlamaya, özerk ve başkalarının bizim üzerimizde uygulayacağı etkiden bağımsız olmaya hazırlıklı olmalıyız. Bu öz koruyuculuk ve öz denetim yeteneklerini nasıl geliştirebileceğim diye sorar Sokrates'e. Ve kim daha önce böyle hissetmemiştir? İki kardeş adaletin kendi hatırı için övüldüğünü duymayı Glaukon ve özgür ve bağımsız olarak yaşamayı arzuluyorlar Adeimantus. Bana kalırsa bu bir dereceye kadar onların kendi toplumlarından yabancılaşmalarını gösterir. Ya da eğer biraz anakronik bir biçimde ifade edecek olursam
Onlar etraflarında gördükleri dünyanın yalancılığı ve ikiyüzlülüğü karşısında kendilerini değersiz hisseden üst burjuvazinin iki oğludur. Her neyse, yüceliğe karşı biraz hassasiyeti olan kim şu veya bu zaman böyle hissetmemiştir ki? İkili ikna edilmeye, onları yetiştiren topluma yönelik alternatifleri, belki de radikal alternatifleri bile düşünmeye açıktır. Belki başka bir ifadeyle, onlar sadece potansiyel yöneticiler ve potansiyel filozoflar değil, aynı zamanda potansiyel devrimciler de olabilirler. Ve kitabın geri kalanı onlara ve onlar gibilere hitap eder. Fakat Glaukon ve Adeimantus'un konuşmalarıyla diyebiliriz ki Sokrates'in etrafındaki daire tamamen kapanır. Bu gece Atina'ya dönemeyeceğinin farkındadır ve iki kardeşe ve onları dinleyen diğerlerine ikilinin üzerlerinde sihir etkisi yapmasını umduğu bir düşünce deneyi yapmayı teklif eder. Bir şehrin söylem düzeyinde ortaya çıkışını izlemeyi öneriyorum der. Söylemde bir şehir yaratalım. Adaleti mikroskobik olarak bir bireyde görmek değil, bir büyüteç aracılığıyla görmek daha kolaydır der. Adaleti geniş anlamda görelim. Bireyde ne anlama geldiğini anlamamıza yardım etmesi için adaletin şehirde ne anlama geldiğine bakalım. Bu, şehrin esasen ruha benzer olduğu, şehrin ruhla benzeştiği fikri bütün devletin etrafında inşa edildiği merkezi metafordur. Bu fikir, kimseyi incitmeksizin, diyalogdaki hiç kimsenin itirazı olmadan sunulur gözükmektedir. Fakat geri kalan her şey, şehrin, polisin esas itibariyle bir birey gibi, bir bireyin ruhu gibi olduğu fikrini takip eder. Sokrates burada ne yapmaya çalışıyor? Ve bu metafor, bu merkezi metafor çalışmada hangi amaca hizmet ediyor? Açıkça söylemek gerekirse, Sokrates bu benzetmeyi kardeşlerin bir bireyin ruhunda adaletin ne olduğunu daha iyi anlamalarını sağlamak için ortaya koymaktadır. Ruhun yönetimi, Adeimantus'un öz denetim standardı, bazı önemli açılardan şehrin yönetimi gibi olmalıdır. Fakat hangi açılardan? Bir şehir nasıl bir ruh gibi olabilir? Ve hangi bakımlardan öz yönetim, bireyin tutkularını ve arzularını kontrolü, öz denetim hangi açılardan kolektif bir varlığın yönetimi gibidir? Şu örneği bir düşünün. Şu veya bu kişi tipik olarak Amerikalıdır veya örneğin Tayvanlıdır dediğimizde, bu kişinin kendi yurttaşlarının ortalamasını temsil eden belli karakter ve davranış özellikleri gösterdiğini ima ederiz. Bu faydalı bir düşünce biçimi midir? Daha spesifik olarak bir birey kendi ülkesinde büyütülmüş olarak görülebilir. Veya bir kimsenin ülkesi belli bireysel karakter özelliklerinin basitçe kolektif ifadesidir demek ne anlama geliyor? Sokrates'in ima ettiği şey bu gibi gözüküyor. Doğru, bu onun amaçladığı şeydir. Şehir ve ruhun birlikteliği metaforu hakkında düşünmenin bir yolu, onun hem bireysel karakter hem de siyasal kurumların oluşumu hakkında özel bir tür nedensel hipotez olduğunu düşünmektir. Bir nedensel ilişki biçimi olarak bu şehir, ruh analojisi, okuması, bizim bireyler olarak toplumlarımızın karakterini şekillendirip belirlediğimizi ve buna karşılık bu toplumların da bireysel karakteri şekillendirip belirlediğini ileri sürer. Öyleyse şehir ve ruh analojisi toplumların nasıl kendilerini yeniden ürettiklerini ve içinde yaşadıkları şehirlerini şekillendiren vatandaşlarını nasıl şekillendirdiklerini anlama teşebbüsü olarak görülebilir. Bu, şehir-ruh hipotezini anlamlı kılmanın bir yolu olarak gözükmektedir. Fakat yine de hangi bakımdan şehirler ve ruhların benzer olduğu sorusunu cevaplamamaktadır. Amerikan örneğini alırsak bu, başkanlık, kongre ve mahkeme gibi bir şeyin her Amerikan vatandaşının ruhunda tespit edilebileceği anlamına mı gelir? Açıktır ki böyle düşünmek saçmalıktır. Bunun saçma olduğunu düşünüyorum. Belki de siz bunu ileri sürebilirsiniz ve bir tartışma yapabiliriz. Fakat bu Amerikan demokrasisi veya herhangi bir tür demokrasinin özel bir tür demokratik ruh yaratmaya yardımcı olduğu anlamına gelirdi.
Diyebiliriz ki tıpkı Fransa'daki eski rejimin devrimden önce hüküm süren eski aristokratik toplumun çok farklı bir ruh, çok farklı bir birey üretmeye eğilimli olması gibi. Her rejim belli bir tür birey üretecektir ve bu birey bu özel rejimin baskın karakter özelliklerini cisimleştirecektir. Devletin geri kalanı yine özel bir tür insan karakteri yaratacak, rejimi şekillendirmeye adanmıştır. Ve tabii ki bu nedenle bu kitap bir ütopyadır. Tarihte hiçbir zaman basitçe filozof adı verilen en nadir ve en güç insan türünü üretme amacına böylesine kararlı şekilde adanmış bir rejim olmamıştır. Evet, şehir ve ruh. Bu bizi dersin geri kalanında işlemek istediğim konuya, şiirin ve sanatların reformuna yönlendirmektedir. Sokrates'in şehir üzerine konuşması birkaç aşamada ilerler. Adeimantus tarafından önerilen ilk aşama basit şehir. Onun azami gereksinimler şehri adını verdiği şeydir. Bu belli temel ihtiyaçların tatminiyle sınırlı olan şehirdir. İlkel veya basit şehir. Azami gereksinimler şehri. Bu yine Adeimantus'un kendi ruhunun doğasını yansıtır. Onda öznelere varlıklar veya sınırlı arzular yaratıkları olarak muamele eden asil bir basitlik vardır. Basit şehir, kişinin varlığını devam ettirmek için kurulmuş, hanelerin bir araya gelmesinden çok az öte bir şeydir. Ve bu noktada kardeşinin onu cezalandırdığını duyabilirsiniz. Bu noktada Glaukon, Adeimantus'un sadece domuzlara uygun olan bir şehir, bir domuzlar şehri yarattığı karşılığını verir. Biz sadece ortak bir yemlikten yemek isteyecek varlıklar mıyız? Siyasetin bundan daha fazla bir amacı yok mu? Ve Glaukon, lükslar nerede, hazlar nerede diye sorar. Bir şehri oluşturan şeyler nerede? Ve burada Glaukon'un şehri onun zevklerini ve onun ruhunu yansıtır. Savaşçı Glaukon, Sokrates'in hararetli şehir dediği şeye, şerefi, rekabeti ve her şeyden öte savaşı kumsallaştıran şehre reislik ederdi. Eğer Adeimantus yine ruhun iştahlı kısmını temsil ediyorsa, Glaukon, Platon'un yüreklilik dediği şeyi veya Yunanca Tumos'u temsil eder. Yüreklilik, devletin merkezi psikolojik niteliğidir. Kitabın tüm vurgusu, yürekliliğin ehlileştirilmesi ve kontrol edilmesine adanmıştır. Yüreklilik, ruhun şerefler, ün ve saygınlığa yönelik arzularla en yakından ilişkili olan niteliğidir. Yüreklilik, bir üst sıra psikolojik niteliktir. O, ayırt edilmek, hayat yarışında birinci olmak ister ve bizi başkaları üzerinde hakimiyet kurmaya yöneltir. Hepimiz bu türden insanları tanırız, öyle değil mi? Ve hepimiz bir dereceye kadar bu niteliği kendimizde barındırırız. O, bizim bir tür alfa kişilik olmakla ilişkilendirdiğimiz niteliktir. Bu, vahşi veya ehlileştirilmemiş ruhun veya tutkunun nasıl yönlendirileceği, bunun nasıl bir tür ortak yarara yönlendirileceği Sokrates için temel meseledir. Bu başarılabilir mi? Yürekli Glaukon'un ehlileştirmesine nereden başlayabiliriz? Kitabın geri kalanı Glaukon'un ehlileştirilebilip ehlileştirilemeyeceği sorusunu sorarak bir derece kadar ehlileştirme hakkındadır. İşte burada Sokrates, adil şehrin kurulması hakkındaki ilk ve belki de en tartışmalı önerisine döner. Adil şehrin inşası sadece müzik, şiir ve sanatların denetlenmesiyle başlayabilir der. Burada Platon'un eğitimci kimliği öne çıkar. Bir şehrin, herhangi bir şehrin kurucusu için ilk iş eğitimin denetlenmesidir. Ve onun şiirin, özellikle de Homerik şiirin reformu önerileri, Yunan eğitim pratikleri ve inançlarından radikal bir kopuşu temsil etmektedir. Bu, Sokrates için neden bu kadar önemlidir? Kendinize sorun. Eğer bir şehir kuruyor olsaydınız, nereden başlardınız? Sokrates'in argümanı şunun gibi bir şeydir. Biz kahramanlar ve hainler, tanrılar ve sonraki yaşam hakkındaki en erken ve en canlı izlenimlerimizi
en geniş anlamıyla kullanıyorum. Şairlerden, mit yaratıcılarından, masal anlatıcılarından, sanatçılardan, müzisyenlerden, bugün bizim film ve televizyon yapımcıları dediğimiz kişilerden, işte bu kişilerden alırız. Bu öyküler, ilk çocukluk günlerinden itibaren dinlediğimiz bu öyküler, hayatımızın geri kalanı için bizi oldukça derinden şekillendirmektedir. Ve tabii ki İncil bizim için ne ise Homerik epiklerde Yunanlılar için oydu. Belki de bazı topluluklarda hala öyle olabilir. Aşil, Priam, Hektor, Odise, Ajax bu isimler Platon'un çağdaşlarına Abraham, Isaac, Joshua ve İsa'nın isimlerinin bize olduğu kadar aşina ve önemli olmalıydılar. Platon'un devlette Homerik şiiri olan eleştirisi ikilidir. Hem teolojik hem de siyasal. Belki Spinoza'yı izleyerek bunun Platon'un buradaki teolojik politik denemesinin özü olduğunu bile söyleyebiliriz. Teolojik eleştiri Homer'in tanrıları basitçe sahte, vefasız ve süreksiz olarak sunduğudur. Homer tanrıları bizim ibadetlerimize layık olmayan varlıklar olarak sunmaktadır. Daha önemlisi Homerik kahramanların onları takip edenlere kötü örnek oldukları söylenmekte, cinsellikte ölçüsüz, para düşkünü olarak sunulmaktadırlar. Sokrates bu günahlara vahşeti ve rakiplerinin ölü bedenlerine saygısızlığı da eklemektedir. Homerik kahramanlar cehalet ve kör öfke ve intikam arzusu ile dolu tutkulu adamlardır. Böyle varlıkların adil şehrin vatandaşları için iyi örnek olması nasıl söz konusu olabilir? Ve tabii ki Sokrates'in cevabı 2. ve 3. kitaplarda şiirin ve sanatların kemiricisidir. O şairleri mesletme gücünden mahrum bırakmak istemektedir. Ve 10. kitapta Sokrates kendisinin de şairlerin mesletme gücüne karşı oldukça zayıf olduğunu itiraf eder. Şairleri, bestekarları, lirik yazarlarını, müzisyenleri, mit yapıcıları, masal anlatıcıları, onların tamamını bizi mesletme gücünden mahrum bırakmalıyız. Ve şiirin pedagojik gücünün yerine Sokrates felsefeyi koymayı önerir. Sonuç olarak şairler bu şehirden kovulmak zorunda kalacaklardır. Hayal edin. Sofokles, Sokrates'in kurmak istediği adil şehirden kovulacaktır. Bu daima sizin seksiyonunuzda tartışacak olduğunuz Sokrates'in şiir ve sanatlar sansürünün onun totaliter dürtülerinin bir göstergesi olup olmadığı sorusunu doğurur. Devletin bu kısmı bizim birinci değişiklik. İçgüdülerimizi uyandırması en muhtemel kısımdır. Sen de kim oluyorsun Sokrates? Bize burada neyi okuyup neyi dinleyeceğimizi söyleyeceksin diye sormaya meylederiz. Ve dahası Sokrates Kalipolis'te hiç şiir ve müzik olmayacağını değil, fakat yalnızca Sokratik şiir ve müzik olacağını söylüyor gibidir. Şüphesiz tartışmak isteyeceğiniz bir başka soru vardır. Yani böyle saflaştırılmış Sokratik müzik ve şiir neye benzerdi? Kulağa nasıl gelirdi? Buna verebilecek bir cevabım yok. Fakat belki de bir bütün olarak devletin kendisi Homerik şiiri ikame edecek olan bu Sokratik şiirin bir parçasıdır. Fakat eğitim sorusunun ve şiirin reformu, sansürü ve denetimi sorusunun Glaukon ve onun gibilerin savaşçı tutkularının ehlileştirilmesi bağlamında takdim edildiğini hatırlamak önemlidir. Bir diğer ifadeyle sansür ve yalan söyleme meselesi bir askeri zorunluluk meselesi, muhafızları ve şehrin yardımcılarını, savaşçı sınıfını kontrol etme meselesi olarak sunulur. Burada çiftçilerin, zanaatkarların, işçilerin, ekonomik sınıfın eğitimi hakkında hiçbir şey söylenmemektedir. Belki de dobra dobra söylemek gerekirse Sokrates onları o kadar da umursamıyordur. İtaat ettikleri sürece sorun yoktur. Ne de bu noktaya kadar filozofun eğitimi hakkında bir şey söylenmiştir. Onun buradaki amacı tıpkı bekçi köpeklerinin evlerini korumaları gibi şehri koruyacak olan sıkı ve oldukça disiplinli genç bir savaşçılar kadrosu yaratmaktır. Yani Polemarkus'u anımsayarak
Dostlara karşı iyi ve yabancılara karşı havlayan ve hırlayan bir köpek. Böyle bireyler kendi arzularını ve zevklerini gruba tabi kılacak ve sıkı bir şeref kuralları koduyla yaşamını sürdürecektir. Sormalıyız. Sokrates'in önerileri gerçekçi değil midir? Arzu edilmez midirler? Yoksa arzu edilir midirler? Eğer onun inandığı gibi en iyi şehrin bile savaş hazırlığı yapması gerektiğine ve bu nedenle bir savaşçının yaşamının, bir askerin yaşamının maddi ödüller ve faydaların yanı sıra başkaları için kendisini feda etmesi bağlamında ağır yoksunlukları gerektirdiğine inanırsanız bunlar arzu edilmez değildirler. Gerçekçi olmamaktan çok uzak görünür. Sokrates bizim bir tür Sokratik realizm diyebileceğimiz şeye girişmektedir. Çok daha gerçekçi olmayan, burada aklımda 18. ve 19. yüzyıllardan Immanuel Kant ve diğer isimler var. Bir gün savaşı tamamen ortadan kaldırabileceğimizi ve böylece çalışmaya ve savaşa sebep olan tutkuları ortadan kaldırabileceğimizi ileri sürenlerin inancıdır. Platon'a göre insan doğasının tutkulu ve yürekli kısmı canlı kaldığı sürece toplumu savunacak savaşçıları eğitmek zorunluluğu baki kalacaktır. Bugün burada bitiriyorum. Gelecek sefer adalet, filozoflar ve Platon'un Amerika'yı keşfinden bahsedeceğiz. Üçüncü ders. Bugün bu ders için devletten seçtiğim bölümlerin bitirilmesi gibi bir imkansızı başarma görevimiz var. Geçmişte bir zamanda devlete tam 2 hafta ayırmıştım. Bu 4 ders eder. Fakat bu derste başka şeyler de yapmak istediğim için devletten bir ders kesmek zorundaydım. Şimdi bunun bedelini ödüyorum. Bu nedenle maalesef adil şehrin yaratılmasına, Kalipolis'in yaratılmasına ilişkin bazı ana temaları hızlıca geçeceğim ve dersi her düşünürde yaptığım gibi bu durumda Platon'un onun modern Amerika hakkındaki görüşlerini tartışarak bitirmeye çalışacağım. Platon bize bugün ne söylemektedir? Fakat devletin temel konularından olan bir şeyle başlamak istiyorum. Bu konuya 2. kitapta Adeimantus'un öz denetim hakkındaki konuşması ile işaret edilir. Bu, Sokrates'in şehrin sanatlarının ve şiirinin kontrol, sansür edilmesi, denetlenmesi iddiaları ile daha ileri düzeyde takdim edilmiştir. Bu, bazılarının tutkuların kontrolü olarak adlandıracağı büyük konudur. Bu, Spinoza'dan Kant'a ve Freud'a her büyük ahlakçının konusudur. Tutkuları nasıl kontrol ederiz? Ve bu kesinlikle devlette Platon'un adalet teorisinin kapsamlı bir konusudur. Her büyük ahlak filozofu tutkularımızı bir tür kontrole, bir tür gözetici ahlaki güce tabi kılmamıza yardımcı olan bir stratejiye sahiptir. Ve yine hatırlayın, bu 2. kitabın başında bir öz kontrol ideali veya kendi amacı olarak öz koruculuk olarak adlandırdığı şeyi ortaya koyan Adeimantus tarafından gündeme getirilen konudur. Kendimizi adaletsizlik tutkusundan nasıl koruyabiliriz? Ve Sokrates'in vurguladığı şeylerden birisi bu tutkuların en kuvvetlisinin, en kuvvetli Sokratik tutkunun, onun tumos dediği veya bizim çevirmenimizin yüreklilik, öfke olarak çevirdiği, belki İncil çevirmenlerinin yürek olarak adlandıracağı tumosa ve bunun ima ettiği bütün şeylere sahip olmayı ima eden büyük bir yüreğinin olması olarak çevirecekleri tutkudur. Bu Platon için yegane siyasal tutkudur. Yüreklilik belli tip erkek ve kadınları hırslarını kamusal yaşamda, kamusal alanda gerçekleştirmeye yönelten bir tür ateşli şöhret aşkıdır, üstünlük aşkıdır. Bu yüreklilik nosyonu veya bu delikanlı nitelik açıkça bizim kahramanlık ve kendini feda etme kapasitelerimizle bağlantılıdır. Fakat o aynı zamanda bizim hakimiyet arzumuz ve başkaları üzerinde tiranlık etme arzumuzla da bağlantılıdır.
Tumos bir tür ikili bileşene sahiptir. O bizi bir tür haklı kızgınlık ve öfke duygusuna da yöneltebilir. Fakat aynı zamanda çelişkili biçimde başkaları üzerinde hakimiyet ve tiranlık kurma arzusuna da yöneltebilir. Bu, Sokrates'in her büyük siyasi lider ve devlet adamı tarafından sahip olunduğunu düşündüğü bir niteliktir. Fakat açıkça o, aynı zamanda her tiran tarafından da sahip olunan bir özelliktir. Birçok bakımdan devletin ortaya attığı soru, kitabın bir bütün olarak etrafında döndüğü soru, bu delikanlı niteliğin kontrol edilip edilemeyeceğidir. O, kamu yararına hizmet edecek şekilde yönlendirilebilir mi? Sokrates, Tumos problemini 4. kitapta kale duvarındaki Leontius hakkındaki hikayeyle, hepinizin hatırlayacağını ümit ettiğim özellikle canlı bir hikayeyle takdim eder. Platon şöyle aktarır. Leontius, kamu celladının yakınında yatan cesetleri gördüğünde kuzey kale duvarının dışında Pire'den gelmekteydi. O an cesetleri görme arzusuna kapıldı. Bu katı sahneyi, yatan ölü bedenleri görmek istedi. Buna mukabil tiksinme hissiyle öteye döndü ve bir süre kendisiyle mücadele ederek yüzünü kapattı. Fakat sonunda arzusuna yenik düştü ve gözlerini açmaya zorlayarak ve cesetlere doğru koşarak ''Bakın sizi lanet olası sefiller, bu güzel sahneden payınızı alın!'' diye bağırdı. 439c. Sokrates'in anlattığı bu hikaye aklın tutkuları kontrol ettiği bir hikaye değil. Daha ziyade Leontius'un hissettiği yoğun iç çatışmadır. Onun bakmak ve bakmamak arasında çatışan duygularını görüyoruz. Bu sahneye alık alık bakmak veya bakmamak hususunda bazı açılardan gözlemlemek isterken bazı açılardan da kendi kendisiyle savaşıyor. Bunun utanç verici bir yönü vardır ve Leontius utanç hissetmiştir. Bu olgunun özellikle beğendiğim bir örneği geçen sene bu duygu yolda arabamızı sürerken bir araba kazası gördüğümüzde veya bir enkaz gördüğümüzde herkesin yavaşladığı ve görmek istediği anda hepimizin hissettiği duygudur diyen sanırım Justin Zarembi tarafından verilmişti. Ne görmeyi umuyorlar? Evet, kan görmek istiyorlar. Bir ceset olup olmadığını görmek istiyorlar. Ne kadar zarar olduğunu görmek istiyorlar. Hepimiz bunu yaşamışızdır. Buna bakmanın utanç verici olduğunu bildiğimiz halde sadece sürmemiz gereken Sokrates'in kendi işinize bakın diyeceği bir durumda neredeyse irademize karşı buna bakmak ve hakkında düşünmek zorundaymışız hissine kapılıyoruz. Ehliyeti olanlarınız bir dahaki sefere yolda arabanızı sürerken ve böyle bir şey gördüğünüzde bunun hakkında ve Leontius'un durumu hakkında bir düşünün. Bunun sebebi Tumos'tur. Sizin bakmak için yavaşlamanızda hissettiğiniz utancın sebebi bu olmalı. Bazen önümüzdeki herkes yavaşladığı için elimizde olmadan biz de yavaşlarız. Başka seçimimiz yoktur. Her neyse, bu olay Sokrates'in aktardığı bu hikaye, Leontius'un belli bir tür adam olma gerçeğiyle bağlantılıdır. O, kendisini gururlu, bağımsız ve duygularını kontrol edebilen biri olarak görmek istemektedir. Ama öyle biri değildir. Kendi kendisiyle savaş halinde olan bir ruhtur ve dolayısıyla da başkaları ile de potansiyel olarak savaş halindedir. Ve devletin yapmaya çalıştığı şey bize Tumos ile mücadele etmekte, onu aklın kontrolüne tabi kılmakta ve bir denge düzeyi, öz denetim ve ölçülülük yakalamamıza yardımcı olmakta, belki adına terapi de diyebileceğimiz stratejiler sunmaktır. Ve hep bir arada ele alındığında bu nitelikler Sokrates'in adalet dediği şeydir. Bu, aklın iştahları ve arzuları kontrol altına aldığı vakit elde edilebilir. Yine kitabın sorduğu bir soru, adalet idealinin siyaset için bir model olup olamayacağıdır. Bu ideal şehirde adalet için bir model olarak hizmet edebilir mi? Şehirde adalet ile ruhta adalet arasındaki bu bağlantıyı kurduktan sonra ruhtaki adaletsizliği veya bir tür dengesizliği giderecek terapiler ve stratejiler nelerdir?
bunlar bir şekilde kamusal adalete, siyasal adalete ve poliste adalete dönüştürülebilir mi? Çevrilebilir mi? Öyle değil mi? Buraya kadar bilmemişsiniz. Evet, bu temelde Sokrates Kalipolis'in inşasını nasıl devam edeceklerini önermektedir. Ve bunu üç dalga dediği şey aracılığıyla yapar. Şehrin yaratılmasına katkıda bulunacak üç dalga vardır. Deyim yerinde ise üç reform dalgası. Bu dalgaların ilki, hatırlayın, özel mülkiyet üzerindeki kısıtlamalar. Hatta özel mülkiyetin kaldırılmasıdır. İkincisi, ailenin kaldırılması ve üçüncü dalga, filozof kralların yetiştirilmesidir. Bu dalgaların her biri bir biçimde adil şehrin inşası için gerekli görülmektedir. Bunların hepsi hakkında konuşmayacağım. Fakat bizim için özel önemi olmasından ötürü birazcık onun planının büyük bir parçası olan, özellikle de ailenin kaldırılmasıyla ilişkili olan kadın ve erkeklerin bir arada eğitimi, erkekler ve kadınların aynı şekilde eğitilmesi önerileri hakkında konuşacağım. Sokrates'in eşit eğitim önerisinin özü, kendisinin gülüneceğini bildiği veya düşündüğü bir bağlamda sunulur. Glaukon ve Adeimantus tarafından kesinlikle bu şekilde görüleceğini söyler. Kadın ve erkek tarafından eşit bir şekilde iyi yapılamayacak bir iş olmadığını ifade eder. Sokrates bir feminist mi? Cinsiyet farklılıkları siyasi yönetim meselelerine geldiğinde kel olmakla saçlı olmak farkının olduğundan daha alakalı değildir. Sokrates, erkek ve kadınların her açıdan aynı olduklarını söylememekte, fakat her iş için rekabette eşit olduklarını söylemektedir. Kalipolis'te cam tavanlar olmayacaktır. Sokrates birçok bakımdan kadının evden özgürleşmesinin ilk büyük savunucusu, ilk büyük şampiyonudur. Fakat bu önerinin bir bedeli olduğunu söyler bize. Eşit şartlarda oynamak. Tabii ki eşit eğitimi gerektirecektir. Ve burada erkekler ve kadınların aynı rejime tabi olmaları, diğer şeylerin yanında ortak eğitimin olduğu spor salonlarında birbirleriyle rekabet edecekleri anlamına gelecektir. Birbirleriyle çıplak olarak yarışacaklardır. Çünkü Yunanlılar bu şekilde spor yaparlardı. Ortak spor salonunda çıplak olarak rekabet edecekler. Bir düşünün. Dahası onların evliliklerinin ve üremelerinin şehrin iyiliği için olacağını söyler bize. Korucular sınıfının üyeleri arasında romantik aşk diye bir şey yoktur. Cinsel ilişkiler tamamen şehrin iyiliği için olacaktır ve istenmeyen fetüsler kürtaj edilecektir. Bu yasağın tek istisnasının korucu sınıfının doğurganlık, üretkenlik yaşını aşmış olan üyeler için olduğunu söyler bize. Onlar eğer hala yapabiliyorlarsa, istedikleri kişiyle istedikleri kadar cinsel ilişkiye girebilirler. Ömür boyu süren öz yönetimin bir ödülü olarak bir tür dinlendirici seks. Kadınlar için çocuk doğurmak kaçınılmaz olabilir. Ancak çocuğun büyütülmesi topluluğun veya en azından bir korucular sınıfının ve ortak çocuk bakım merkezlerinin sorumluluğundadır. Hillary Clinton'ın kitabının bir versiyonu, bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir, görünüşe göre doğrudan Platon'dan gelmektedir. Hiçbir çocuk biyolojik ebeveynlerini, hiçbir ebeveyn de kendi çocuğunu tanımamalıdır. Bu planın amacı benim ve ben duygusunu ortadan kaldırmak ve korucu sınıfının üyeleri arasında bir tür ortak ahlak. Sokrates'in 464A'da, tasada ve neşede ortak bir topluluk dediği şeyi yaratmaktır. Yarattığımız şey tasada ve neşede ortak bir topluluktur. Ben senin acını paylaşıyorum, tabii ki sen de benim. Sokrates'e itirazlar tabii ki sizin de bildiğiniz gibi bir sonraki kuşakta Aristoteles'in kendisi tarafından yükseltilmiştir. Nasıl umursayabiliriz? Ortaklaşa sahip olunan şeyler için nasıl gerçekten umursayabiliriz? Bize en yakın olan şeylere,
bir şekilde bizim olan şeylere ilgi göstermeyi öğreniriz. Biz sadece bize ait olan şeylere uygun sevgi ve ilgiyi gösterebiliriz. Ortaklaşa sahip olunan şeylere değil. Aristoteles, ortak mülkiyetin bir tür ortak ihmal demek olacağını ileri sürer. Çocuklar, korucuların ortak bakımına veya bakım merkezlerine yerleştirilerek daha iyi bakılmayacaklar. Yalnızca eşit olarak ihmal edileceklerdir. Fakat bunun üstüne bunun hakkında düşünebilirsiniz. Bunun doğru olup olmadığı hakkında. Fakat erkek ve kadını ele aldığı aynı bağlamda gözden kaçan başka bir şey vardır. Ve bu Sokrates'in savaşın kurallarını yeniden yazma çabalarıdır. Çünkü tabii ki korucular korucu olmak, savaşçı olmak, askeri sınıfın üyeleri olmak için eğitilmektedirler. İlk olarak çocuklara savaş sanatının öğretilmesi gerektiğini söyler bize. Bu onların eğitiminin başlangıcı olmalıdır der Sokrates. Çocukları savaş izleyicisi yapmak. Çocukların savaşları görmeye ve orada olup bitenlere alışmaları için savaşlara, çatışmaların devam ettiği yerlere götürüleceğini söyler gibidir. Korkaklığın cezası sadece korucular sınıfından kovulmak değil. Buraya kulak verin. Sokrates, üstün cesaret gösterenlere erotik ödüller olması gerektiğini söyler. Cesarette üstün başarı gösterenlere erotik ödüller. 468C'deki şu kayda değer örneğe bir bakın. Şöyle yazıyor, savaş kurallarına şunu ekliyorum. Onlar, korucular, savaşta olduğu sürede eğer onlardan birisi başka birisini öpmek isterse asla geri çevrilmesine izin verilmemelidir. Eğer bir kadın veya erkek fark etmez, birisini severse onur ödüllerini almak için daha azimli olur. Yani bir cesaret, sergilenmiş cesaret ödülü olarak görevde oldukları müddetçe kahramanların kadın veya erkek istedikleri kişiyi öpmelerine izin verilmelidir. 20. yüzyıldan özellikle Puritan bir Platon editörü bu pasaja ait bir dipnotta şöyle der. Bu Platon'da bir kimsenin gizlemek isteyeceği neredeyse tek pasajdır. Bu düşünce hislerini incitmiştir. Bugün bile askeri alımda bu bir teşvik sağlarsa ne türden bir teşvik olurdu bu? Ne düşünüyorsunuz? Bir düşünün. Ben bilmiyorum. Evet, nihayet korucuların eğitiminden adalete geçiyoruz. Adalet nedir? Bu kitap boyunca Platon'un, Sokrates'in bizimle dalga geçtiği bu soruyu kendimize sorduk. En sonunda buraya geldik. O bize Platonik adalet fikrinin uyumla, hem şehirde hem de ruhta uyumla ilgili olduğunu söyler. Öğreniyoruz ki aslında bu ikisi bazı açılardan aynı şeydir. Adalet şehri bir arada tutan, onu bir yapan şey olarak tanımlanır. Başka bir şekilde ifade ederek şöyle der. Herkesin ve her şeyin en uygun oldukları işlevleri yerine getirmesidir. Diğer vatandaşların tümü onlara doğal olarak uyan, bir adama bir işin doğal olarak uyacağı şekilde yetiştirilmelidir der Sokrates. Bu sayede her adam kendine uygun bir işi yerine getireceğinden birçok değil, bir tek olacaktır. Böylece gördüğünüz gibi tüm şehir doğal olarak birlikte büyüyecektir der. Adalet ilkeye bağlılık, şehirde adalet ise iş bölümü ilkesine bağlılık gibi gözükmektedir. Bir adam bir iş, herkes doğal olarak kendisine en uygun olan işi yapar. Tabii ki düşündüğünüz gibi bir kimse bu görüşe bazı itirazlar yöneltebilir. Ve yine bunda Aristoteles başı çeker. Platon'un uyum üzerindeki aşırı vurgusu bir şehri oluşturan bireyler arasındaki doğal çeşitliliği öldürür görünmektedir. Bir kimsenin en iyi şekilde yapabileceği yalnız ve yalnız bir tane mi iş vardır? Ve eğer böyleyse buna karar verecek olan kimdir? Böyle bir adalet planı insanları önceden tanımlı sosyal rollere zorlayarak aşırı baskıcı olmaz mı? Bu onları her nereye götürürse götürsün herkes kendi yaşam planlarını kendisi seçmekte özgür olmalı değil midir?
Her ne olursa olsun Platon tek adama tek iş formülünde siyasal adalet için belli bir temel bulduğuna inanır. Yani şehrin üç parçası olarak işçiler, yardımcılar ve korucuların hepsi kendi işine bakar. Kendi işini yaparak birlikte çalışacak ve bundan belli bir tür barış ve uyum doğacaktır. Ve hatırlayacağınız gibi şehir basitçe ruhun genişletilmiş hali olduğundan şehrin üç sınıfı ruhun üç kısmını temsil eder. Platon bize iştahlar ve yüreklilik akıl ile işbirliği yapıp akıl onları tıpkı poliste filozof krallar savaşçıları ve işçileri yönettiği gibi yönettiğinde ruhun adil olduğunu söyler. Sonucun bütünün parçalarının bir dengesi olduğunu söyler bize. Tamam mı? Adalet içinde şehrin üç kısmının ve ruhun üç kısmının birbirlerinin doğrudan ifadesi oldukları bir tür uyumdur. Fakat bu formül bizi şehir ve ruhun uyumu hakkındaki orijinal Sokratik soruya dönmeye zorlar. Bir şehrin yapısı bir ruhun yapısı ile eş midir? Onlar aynı mıdır? Belki, belki de değil. Örneğin her insan iştah, yürek ve akıl olmak üzere üç kısımdan oluşur. Bununla birlikte hepimiz sosyal hiyerarşide bir işle sınırlı görünmekteyiz. Sanırım Sokrates bununla her bireyin, hepimizin ruhun üç kısmı olan iştah, yürek, akıla sahip olmakla beraber bunların yalnız birisinin hepimizde baskın özellik olacağını kastetmektedir. Bazılarımız kesin bir biçimde baskın olarak iştahlı kişilik, diğerleri baskın olarak yürekli ve benzeri olacağız. Fakat hala bunun hakkında düşündüğümüzde eğer ben para kazanan sınıfın bir üyesiysem, ben hala bir arzular ve iştahlar demetinden daha fazlasıyımdır. Tıpkı savaşçı sınıfın bir üyesinin açıkça sadece tumos ve yüreklilikten fazla olması gibi. Bu nedenle bireyi hayatın yalnız ve yalnız bir alanıyla sınırlamak, bizi biz yapan içsel psikolojik farklılıklara haksızlık yapmak gibi durmaktadır. Bu sorunu biraz farklı bir bakış açısından inceleyelim. Sokrates yeniden bize şehirde adaletin her üyenin, her vatandaşın sosyal iş bölümünde sosyal hiyerarşideki rolünü yerine getirmesi olduğunu söylemektedir. Fakat bu aklın tutkuları ve iştahları kontrol ettiği bir tür öz denetim veya rasyonel özellik durumu olarak düşünebileceğimiz ruhtaki adaletten oldukça farklı değil midir? Esasen platonik olarak adil şehirde bile vatandaşların büyük çoğunluğu zorunlu bir biçimde platonik olarak adil ruhlara sahip olmayacaktır. Şehrin uyumu ve öz disiplini şehirdeki herkese dayanmayıp esasen korucu sınıfa, hatırlayalım, seçme yalanlar, mitler ve diğer çeşitli kandırmacalar ile yönetecek olan özel filozof krallar sınıfına dayanacaktır. Böyle bir durum nasıl mümkün olabilir? Adil bir şehriniz olacak, yani herkes kendi işini yapacak, iş bölümüne sadık kalacak ve aynı zamanda bu üyelerin çok azı platonik olarak adil ruhlara, yani öz denetime veya öz koruculuğa sahip olan ruhlara sahip olacaklar. Bu nedenle böyle bir düzen zanaatkar sınıfın veya askeri sınıfın üyeleri için kesinlikle geçerli olmayacaktır. Bu soru, bu eleştiri, hatırlayın, 4. kitabın başında Adeimantus tarafından yöneltilir. Adeimantus 419a'da, Sokrates, bu adamları mutlu ve adil kılmadığın eleştirisi yapılsaydı ne özrün olurdu der. Adeimantus, Sokrates'in yardımcılara ve koruculara bütün sorumlulukları onlara verip ödüllerin hiçbirini, sorumluluğun ödülü olan zevklerin hiçbirini vermeyerek haksızlık yaptığı düşüncesindedir. Kalipolis'in bir vatandaşı eğer bizim ihtiyaç duyduğumuz zevkler ve iyilerin çoğundan mahrum ise nasıl olup da adil veya mutlu bir hayat sürebilir? Sokrates oldukça zayıf bir karşılık verir.
Şehri kurarken biz bir kişinin veya bir grubun sıra dışı mutluluğunu değil, şehrin tamamının mutluluğunu gözetiyoruz der. Ve Adeimantus bu karşılığı kabul etmiş görünür. Evet, bizim mutlulukla bütünün adaleti ile ilgilendiğimizi unuttum der. Fakat onun sorusu tamamen cevaplanmamıştır ve Platon'un bunun için bir sebebi vardır. Çoğu insan, yardımcılar sınıfının çoğu üyesi bizim arzuladığımız çoğu şeyden mahrumken nasıl platonik olarak adil bir şehre sahip olabilirsin? Bu ortada duran bir sorudur ve Sokrates'in bunu hiçbir zaman başarıyla cevaplayıp cevaplayamayacağı bir merak konusudur. Adeimantus'u bir biçimde Thrasymachus'u önceden susturduğu gibi susturur. Ama bu daima onların eleştirilerinin cevaplandığı anlamına gelmez. Ve bu bizi meşhur filozof kral önerisini içeren Kalipolis paradoksunun deyim yerindeyse 3. ve son dalgasına yöneltir. Filozof kral olmadan Platon nedir? Filozof kral olmadan devlet nedir? O, filozoflar kral olarak yönetmedikçe veya şu an kral olanlar felsefe öğrenmedikçe şehirler dertlerinden kurtulmayacaktır demektedir. Öyle değil mi? Sokrates bu öneriyi yine tuhaf bir biçimde sunar. Kahkahalarla gülünmeyi beklediğini söyler. Bu bazılarını filozofların krallığının ironi olduğunu düşünmeye yöneltmiştir. Birçok bakımdan adil şehir fikrini gözden düşürmek veya en azından onun aşırı mantıksızlığını göstermek amacındaki bir şaka. Soru, Sokrates'in felsefi krallığı Kalipolis için, adil şehir için neden gerekli gördüğüdür? Şunu söylememe izin verin ki, ben hiçbir şekilde filozof kral fikrinin imkansız olduğunu veya bir saçmalık olarak sunulduğunu düşünmüyorum. Hatırlayın, Platon'un kendisi oradaki kral Dionysus'a danışmanlık yapmak üzere birkaç kez Sicilya'ya gitmiş ve bunların her biri başarısızlıkla sonuçlanarak onu umutsuzluğa itmiştir. Felsefe ve siyaseti birleştirme amacı Platon'dan beri siyaset felsefesinin bitmeyen hayali olmuştur. Sokrates kahkahalarla kendisine güleneceğini söylemektedir. Ama birçok başka kimse bu rüyayı veya emeli oldukça ciddiye almıştır. Şu filozofu düşünün. Size ondan kısa bir pasaj okuyacağım ve dönem içinde buna tekrar döneceğim. Thomas Hobbes'un Leviathan'ından, Leviathan'ın 31. bölümünden. Hobbes'un bu kitabı yazmaktaki niyetinin çok kişisel bir ifadesini verdiği bölümden. Hobbes, benim emeğimin de Platon'un devleti kadar faydasız olacağına inanma noktasındayım diye yazar. Bu kitabın gerçekten bir etkisinin olup olmayacağı konusunda umutsuzluğa kapılmaktadır. Benim emeğimin de Platon'un devleti kadar faydasız olacağına inanma noktasındayım demektedir. Çünkü o da devletlerin kargaşalarının ve hükümetlerin iç savaşlarla değişiminin egemenler filozof olana değin sona ermeyeceği fikrindedir. Fikirlerini gerçekleştirme imkanı konusundaki umutsuzluğunu itiraf ettikten sonra Hobbes şöyle devam eder. Biraz olsun umutlanıyorum. Bir gün benim bu eserim onu kendi çıkarları olan kıskanç bir yorumcunun yardımı olmaksızın kendisi okuyacak bir egemenin eline geçebilir. Ve eserimin kamusal olarak öğretilmesi için tüm egemenlik gücünü kullanarak bu spekülasyona dayalı gerçeği pratiğin faydasına dönüştürebilir. Evet, işte burada kendi kitabı hakkında konuşan, bir gün kıskanç ve kendi çıkarı peşinde koşan bir yorumcu olmaksızın onu okuyacak bir egemenin eline düşmesi ve bir gün devlet yönetimi için pratik bir rehber olması beklentisi veya en azından ümidi içinde olan Hobbes'u görüyoruz. Burada Platon'un önerisini ciddiye alan Hobbes'u görüyoruz. Bunu yine siyaset felsefesi tarihinde hepsi siyasal liderlerin dikkatini çekmek ve kendi fikirlerini pratiğe aktarmak isteyen Rousseau veya Marx veya Nietzsche veya Machiavelli gibi düşünürlerde de görüyoruz.
Fakat Platon'un özel felsefi krallık biçimine yönelik eleştirilerin çoğu onun fikrinin uygulanabilirliği üzerinedir. Ve bunun ötesinde fikrin ikna ediciliği sorunu da vardır. Şunu bir düşünün, felsefe ve siyaset gerçekten birleştirilebilir mi? Görünüşe göre felsefenin ihtiyaçları siyasi yönetimin talepleri veya gereklerinden oldukça farklıdır. Sokrates'in diyaloglarından birini gönüllü olarak sıkıcı yasa yapma ve kamu idaresi konusuna feda ettiğini düşünebiliyor musunuz? Birisi bunu düşünebilir mi? Filozof, Platon tarafından birçok tikelin arkasında veya ötesinde yatan sonsuz formların bilgisine sahip birisi olarak betimlenir. Fakat tam da bu türden bir bilgi mi siyasal yaşamın sürekli gelgitiyle baş etmemize yardımcı olacaktır? Filozofların formların bilgisine sahip olması yeterli görünmemektedir. Bu bilgi tecrübe, yargı ve bir tür pratik rasyonellik ile de desteklenmelidir. Platon basitçe bunun farkında değil miydi? Buna inanamam. Buna inanmıyorum. Bu nedenle soru onun felsefe ve siyaset arasında ne tür bir birlik beklediğidir. Her neyse filozoflar saf düşünce makineleri değildir. Fakat onlar da akıl, yüreklilik ve iştahlardan oluşan insanlardır. Bir kimse ellerindeki mutlak iktidar düşünüldüğünde filozoflar bile konumlarını kötüye kullanmaya açık olmayacaklar mı diye sorabilir. Belki evet, belki hayır. Kim bilir? Böylece bunlar Sokrates'in kitabın yazarı olan Platon'un bizim düşünmemiz için bilinçli olarak ortaya koyduğu sorulardır. En azından soruların bazılarıdır. Evet, filozof kral doktrininin ispatlamaya çalıştığı şey neydi? Söylem düzeyinde şehri kurmak için harcanan yoğun çaba, ruhta adaletin ne olduğunu anlamak için miydi? Bu felsefi olarak mümkün müdür? O bunu bir gerçek olanak olarak mı ileri sürmektedir? Yoksa bu bir başarısızlık olarak mı düşünülmelidir? Eğer diyalog başarısızlıkla sona eriyorsa bundan ne öğrenebiliriz? Bunlar sizin düşünmenizi istediğim sorular. Fakat şimdi yapmak istediğim şey Platon'un demokrasisi ile bizimkisi üzerine konuşmaktır. Platon bizim rejimimiz hakkında bize ne öğretiyor? Platon böyle bir rejimi tasavvur edebilir miydi? Sanırım birçok bakımdan edebilirdi ve etmiştir de. Bir anlamda devlet ve bugün bunun bazı işaretlerini gösterdim, şimdiye değin yazılmış en antidemokratik kitaptır. Onun felsefi krallık savunusunun kendisi Atina demokrasisinin doğrudan reddidir. Onun herkesin kendi işine bakması biçimindeki adalet kavramlaştırması, vatandaşların hükümet yönetimine katılma için yeterli bilgiye sahip oldukları şeklindeki demokratik inanışın reddidir. Pek tabii ki Atina demokrasisi Amerikan demokrasisi değildir. Platon demokrasiyi bir kimsenin istediğini yapması olarak sınırlanmamış özgürlükle ilişkilendirdiği çoğunluğun bir tür yönetimi olarak düşünmektedir. Bu pek çok bakımdan anayasal yönetim, fren ve denge sistemleri, bireysel hakların korunması ve benzeri üzerinde temellenen Amerikan demokrasisinden oldukça uzak gözükmektedir. Atina ve Washington arasındaki farklar oldukça büyük durmaktadır. Bununla beraber birçok bakımdan modern demokratik yaşamın hepimizin aşina olduğu önemli bir koşulunu oldukça güçlü bir biçimde teşhis etmiştir. Okuma listenizde olmayan ama sizi okumaya teşvik ettiğim Devletin 8. kitabından şu pasajı bir düşünün. 8. kitap 561C'de Sokrates şöyle der. Demokratik ruh, demokratik insan hakkında konuşursak, o ortaya çıkan arzularını tatmin ederek günlük yaşar. Aynı zamanda şarap içip flüt dinleyerek. Bugün dinlemek için flütten farklı müzik çeşitleri vardır. Ama siz mesajı anladınız. Şarap içip flüt dinleyerek. Başka zaman su içip diyet yaparak.
Şimdi jimnastik yaparak ve sonra her şeyi ihmal edip aylaklık ederek ve bazı zamanlar vaktini felsefe yapmakla meşgul imiş gibi geçirerek. Sıklıkla siyasetle uğraşır ve ortaya atlayarak aklına ne gelirse söyler ve yapar. Ve eğer biri askeri takdir ederse o yöne döner. Bir tüccarı takdir ederse o yöne döner. Bu yaşamda ne bir düzen ne de zorunluluk vardır. Bu yaşamı tatlı, özgür ve kutlu addedip onun sonuna kadar takip eder. Bu yaşam biçimi bize hiç aşina mı? İstediğiniz şeyi yapmak, her bir kimsenin özel bir işlevi yerine getirmesi, özel bir zanaatı yapması şeklindeki platonik adalet anlayışının karşıtı gibi gözükmektedir. Sadece istediğin şeyi yapmak ve bunu sonuna kadar tatlı, özgür ve kutlu olarak adlandırmak. Bu tarif bazı açılardan modern demokrasinin durumu olarak derhal tanınabilmeli. Platon ve Sokrates'in açıkça anladığı üzere, demokraside iyi insanı, iyi kişiyi diyebiliriz ki iyi sporcu, alışıldık adam, yardımlaşmacı arkadaş, bilirsiniz. Ortama uyan ve diğerleriyle iyi geçinen biriyle özdeşleştirme doğrultusunda ciddi bir eğilim vardır. Vatandaşları birbiriyle dostça işbirliği yapmaya yönelik olarak eğiterek, Platon'a göre demokrasi tek başına ayakta duracak, gerekirse gemi batarken gemiyi terk etmeyecek güçlü bireycileri değersizleştirmektedir. İşte demokrasiler tam olarak bu tür sinsi konformizm, bu tür kolay hoşgörü, bu tür nihilizmi yaymaktadırlar. Ve bunun hakkında sadece Platon değil fakat Emerson, Tocqueville ve John Stuart Mill gibi modern düşünürler bizi uyarmıştır. Demokrasiyle ilgili olarak Sokrates'i en rahatsız eden şey belli bir tür istikrarsızlık. Onun anarşinin uçları arasında, hukuksuzluk ve tiranlık arasında çekilmesidir. Devletin bu kısmında Adeimantus, Achilles ile birlikte ağzımıza ne gelirse söyleyemeyecek miyiz diye sorar. Achilles ile birlikte dilimizin ucuna gelenleri söyleyemeyecek miyiz? Aklımıza ne gelirse söylemek fikri Platon'un kulağına küfür gibidir. Utanılacak bir şey olmadığı, her şeye izin verilmesi gerektiği, ağzımıza ne gelirse söylemek fikri. Arzularımız üzerindeki tüm sınırlamaları reddetmekten kaynaklı bir tür izin veya tüm arzular eşittir ve tümüne izin verilmelidir şeklindeki bir tür relativist görüş vardır. Platon'un demokrasi hakkındaki görüşlerinin tamamı negatif değildi tabii ki. O, demokrasinin sadece bir eleştirmeni değildi. Neticede Sokrates'i yetiştirip 70 yaşına değin özgürce felsefe yapmasına imkan tanıyan bir demokrasiydi. Buna antik dünyanın başka bir kentinde müsaade edilir miydi? Ve kesinlikle günümüzün pek çok şehrinde ve ülkesinde felsefe yapmasına izin verilmezdi. Platon'un hayatının sonuna doğru yazdığı demokrasiyi en azından ondan sonra gelen dönemle karşılaştırdığında altın bir dönem ile mukayese ettiği mektubu hatırlayın. Platon burada demokrasinin tüm kötü yönetimlerin içerisindeki en iyi yönetim biçimi olduğu düşüncesindeki Winston Churchill ile aynı fikirde gibidir. Öyleyse Kalipolis'in bu mükemmel, bu güzel şehrin işlevi nedir? O ne amaca hizmet eder? Filozof kralın bir ümit veya emel nesnesi olabileceğini söyler. Fakat Platon bunun gerçekleşme ihtimali olmadığının farkındadır. Felsefi şehir bize ruhun eğitimini anlamamız için bir metafor olarak sunulmuştur. Siyasetin reformu bizim elimizde olmayabilir. Ama öz denetimi uygulamak her zaman bizim elimizdedir. Siyasal reform yapmak isteyen bireylerin ilk yapması gereken şey kendilerini reform etmektir. Tüm reformlar önce evimizde başlar gözükmektedir. Bunu çok canlı olarak bize belli bir yaşam tarzını sürmemiz, kendi beğendikleri yaşam tarzı hakkında vaaz veren ve sonra da kendileri hakkında utanç verici şeyler ortaya çıkan birçok siyasetçiye baktığımızda görebiliyoruz. Özellikle birkaç kişi aklıma geliyor ama kamusal alanda isim vermeyeceğim.
Platon'un yargısı başkalarını reform etmeden önce sen kendini reform etmelisin gibi gözükmektedir. Bu, yani önce ruhun reformu üzerinde çalışılması sıklıkla devlette gözden kaçırılan bir husustur. Bunu söylemek, Platon'un siyasal sorumluluklardan çekilmeyi öğrettiğini söylemek değildir. Hayır, o bunu öğretmemektedir. Felsefe ve özellikle Sokratik felsefe arkadaşların, yoldaşların konuşmasını gerektirir. O izole bir biçimde yapılabilecek bir şey değildir. Sokrates başkalarını reform edecek olanların önce kendilerini reforma tabi tutmaları gerektiğinin farkındadır. Ancak onu taklit etmeye çalışan pek çok başkası daha dikkatsizce davranmışlardır. Pek çok kimsenin yaptığı gibi devleti bir tiranlık tavsiyesiyle karıştırmak oldukça kolaydır. 20. yüzyıl, hatta bizimkisinin bile başları, kendilerini filozof krallar ilan edenlerin cesetleriyle doludur. Lenin, Stalin, Hitler, Mao ve Hümeyni gibi isimler ilk akla gelenlerdir. Fakat bu adamlar filozof değillerdir. Adalete ilişkin iddiaları sadece birer iddiadır. Bunlar kendilerinin kibrini ve ihtiraslarını gösteren iddialar ve görüntüden ibarettir. Platon için felsefe ilk olarak arzularımıza sınırlar koyma biçiminde tutkularımıza yönelik bir terapidir. Ve bu Platon'un sınırsız arzulara sahip ve en temel yönetime yani öz denetime sahip olmayan kişi olarak tarif ettiği tiranın tam tersidir. Filozof ve tiran arasındaki fark iki çok farklı felsefe kavramını ortaya koyar. Bazılarına göre felsefe bir karmaşadan, asi tutkular ve ön yargılardan, tutarsızlıktan özgürleşmeyi temsil eder. Yine barış ve ferahlık ve bir tür adalet getiren bir ruh terapisi. Fakat başkaları için felsefe hakimiyet arzusunun kaynağıdır. O, halen içinden geçmekte olduğumuz ideolojiler büyük çağındaki tiranlığın temelidir. Mesele, her iki eğiliminde felsefe içinde iş başında olduğu bir durumda birini özendirmeden diğerini özendirmeyi nasıl başaracağımızdır. Büyük filozof Karl Marx'ın bir kez sorduğu gibi, eğitimcileri kim eğitecek? Bu söylediği en bilgece şeydir. Eğiticileri kim eğitecektir? Yardım için kime başvurmalıyız? Açıkçası sihirli bir çözüm yoktur ve bildiğim en iyi cevap Sokrates'tir. O, insanlara nasıl yaşanacağını, daha önemlisi nasıl ölüneceğini gösterdi. O, çoğu insandan daha iyi yaşamış ve ölmüştür. Bunu onun en ateşli eleştirmenleri dahi kabul edecektir. Teşekkür ederim. Gelecek çarşamba görüşmek üzere ve Aristoteles'le başlayacağız.